Kızının gelmesini dört gözle bekleyen Mesut kapıdan sadece zarf aldı. Gözleri yaşla doldu. Bir tartışma falan oldu mu aranızda? Yok abi, yok aslında. Anna'dan kötü haber mi var? Acaba Anna burada ne yazdı? O zarfta ne yazıyor? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Nur'un annesi bir konuştu, bir konuştu. Kaç gündür rüyalar görüyorum Seda abla. Ben anlatacak olursam ortam iyice karışır. Anne Sevim son sözünü söyledi. Baba Esef'ten sonra anne Sevim de bu evlilik olmayacak dedi. İstemeye gelmesinler. Bu evlilik sonuna kadar hayır hayır. Murat'ı damat olarak istememesinin arkasındaki asıl sebep ne? Ben onun annesiyle anlaşamıyorum. Bir sebep olur değil mi Sevim abla? Sen benimle mümkünse bu hasta hasta hasta. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Arkadaşlarım alkışlar. Günaydın, günaydın, gününüz aydın olsun inşallah. Teşekkür ediyorum hemen programa kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu hocamı davet ediyorum. Alkışlarınızla.
Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Yine harika görünüyorsunuz. Sağ olun, siz de öyle. Sevgili Yüksel Hocam, diz ve kalça kireçlenmesinde, eklem rahatsızlıklarında, eklem ağrılarında, kök hücre tedavisinde kullanımı nasıl? Eklem kireçlenmesi şikayetlerinden, eklem ağrılarından ki neredeyse hepsinin sorunu bu, kök hücre tedavisiyle kurtulabiliyor mu? Menisküs eklem bağlarında olan hasarlar kök, öyle bir soru hazırlamışım ki. Maşallah, bitmedi. Soru bitmedi. Menisküs eklem bağlarında olan hasarlar kök hücreyle tedavi edilebiliyor mu hocam? Evet. Belli bir yaşın üzerinde herkesin diz eklem şikayetleri, kalça şikayetleri ya da omuz şikayetleri olabiliyor. Kök hücre tedavileri bunlarda çok çok güzel yanıtlar, çok iyi iyileştirici yanıtlar verebiliyor. Kök hücreler neydi? İyileştirici, tamir edici, onarıcı, yenileştirici hücrelerdi. Dolayısıyla eklem aralığına biz bu hücreleri verdiğimiz zaman son derece güzel, son derece olumlu yanıtlar alabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Eklem kıkırdağı kendisini yenilemek konusunda biraz güç bir yer. Çünkü kendine ait bir damarı yok. O yüzden kök hücreleri biz eklem içerisine verdiğimiz zaman eklemde yenileşme, tazelenme, gençleşme, iyileşme, onarım, tamir sağlayabiliyor kök hücreler. Peki kök hücreler ile eklem tedavisi nasıl yapılıyor? Bu en merak edilen konu. Kök hücreler nereden elde ediliyor? En iyi eklem tedavisi, en iyi kök hücre tedavisi yöntemi kendi hücrelerinizle, kendi kök hücreleri, vücudun kendi kök hücreleriyle yapılan tedavi şekli. Bunun için de en uygun tedavi şekli bana göre, ki bilimsel yayınlarda bunu söylüyor, kendi yağ dokunuzdan elde edilen kök hücreler. En fazla etki eden yer de göbek çevresi, yağ dokusu. Buradan ufak bir cerrahi işlemle, steril operasyon odası şartlarında aldığımız bir kavanoz kadar yağdan hemen ayrıştırarak canlı canlı kök hücreleri hiç bekletmeden, başka merkeze göndermeden, dondurmadan, çünkü onlar kök hücrelerin canlılığını çok etkiliyor. Onları ayrıştırarak hemen istediğimiz bölgeye naklettiğimiz takdirde onarma, gençleşme, tamir etme, iyileştirme fonksiyonlarını çok güzel sağlayabiliyoruz. Yani bir kavanoz yağ çözüyor mu hocam? Mucize gibi, mucize gibi. Bir kavanoz yağı olmazsa Yüksel Hocam? Sizin gibi yağ dokusu olmayan insanlarda diğer düşündüm. Başka tedavi yöntemleri var ama en güzel tedavi yöntemi kendi yağ dokunuzdan elde edilen kök hücrelerin canlı canlı hemen ayrıştırılarak nakledilmesi. Tabii. Eklem şikayetlerinde kök hücre tedavisi başka herhalde. Nasıl etki ediyor? Şimdi hastanın yağ dokusundan aldığımız kök hücreleri dediğim gibi hiç bekletmeden hemen ayrıştırıyoruz ve canlı canlı oraya naklettiğimiz zaman orada hemen bir iyileştirme faaliyetine başlıyor. Kök hücreler hasarlı dokuyu çok seviyorlar. Vücutta nerede bir hasarlı doku varsa gidip oraya yerleşip hemen ona yapışıp ve orayı iyileştirip daha da güzel, daha da canlı, daha iyileşmiş hücreler oluşturmaya çalışıyor. Vücuttaki hasarlı doku da çoğu zaman işte yaş, kilo, bir takım etmenlerden dolayı eklemlerdeki harabiyeti, eğer orası zaten içi böyle boş bir kapsül, dışarıya kapalı bir kapsül, o kapsülün içerisine kök hücreleri enjekte ettiğiniz zaman hemen oradaki hasarı iyileştirip canlandırmaya çalışıyor. Kök hücreler toprağa ekilen tohum gibi. Bir tohum ekiyorsunuz, nasıl o filizleniyor, yeşilleniyor, büyüyor, bitki oluyor. Evet. Kök hücreler de aynı onun şekilde. Enjekte edildiği yerdeki hasarlı dokuyu hemen buluyor, gidiyor yapışıyor ve orayı iyileştirip daha sağlıklı dokuların oluşmasını sağlıyor. Mesela bu tedavi nasıl bir tedavi? Kök hücre tedavisi işlemi sonrası hemen kalkıp yürüyüp normal hayatımıza devam edebiliyor muyuz? Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Bu bir operasyon mu? Hayır, esasında bir operasyon değil. Sadece göbek çevrenizden çok ince bir delikle, ince tığlar yardımıyla bir 100 cc bir kavanoz kadar yağ dokusu alıyoruz. Cerrahi işlem tarafı o. Daha sonra bir 2 saat, 3 saat onun ayrıştırılması işlemi sürüyor. Yani. Evet. O ayrıştırma işleminden sonra sadece enjekte ediyoruz. Hasta normal hayatına hemen kalkıp yürüyüp devam ediyor. 2-3 saat içerisinde. Yarım günlük bir prosedür. Kök hücre tedavisi proteze alternatif mi Yüksel Hocam? Şimdi şöyle, hastaların çoğu geliyor ve protezden kaçmak için ama tıbbın da kök hücrelerinde bir sınırı var. Eğer çok fazla orada kıkırdak harabiyeti varsa ve çok ileri safhadaysa biz buna son safha, dördüncü safha, grade 4 diyoruz. Orada yapılacak çok fazla bir şey olmuyor. Kök hücreler yapıştığı dokuyu
kopya ederek, yapışarak, taklit ederek yeni sağlıklı dokular. Ama orada artık sağlıklı doku yoksa kök hücrelerinde artık çok fayda bir etkisi olmuyor. O yüzden çok ileri safhalarda kök hücre tedavisi fayda etmeyecektir. Proteze gidişi engellemek mümkün olmayacaktır. Hastaların çoğunda protese gidişi engelleyebiliriz. Ama eğer gerçekten çok ileri safhadaysa belki o zaman protez gerekebilecek. Protezi gidişi engelleyebilmek, erken safhada saptayabilmek çok çok önemli. Peki bu kadın erkek herkesi ilgilendiren bir konu. Kök hücrelerle yüz gençleştirilebiliyor mu? Saçlar kuvvetlendiriliyor mu? Artık kadın erkek güzellik için artık yarışıyor. Artık hepimiz genç, sağlıklı, diri, canlı istiyor. Gözükmek çok istiyoruz. Çok doğal bir şey. Evet, zaten tıp da insan ömrünü çok uzatmaya başladı. Kök hücreleri biz yüzümüze enjekte ettiğimiz ya da saç foliküllerine enjekte ettiğimiz zaman kök hücreler orayı bir canlandırıyor. Daha diri, daha canlı, daha parlak, yaşlanma etkilerinden giderilmiş ince çizgilerin etkilerini gideren çok gençleştirici etkiler sağlayabiliyor. Aynı şekilde saç folikülleri. Saç folikülünü enjekte ettiğiniz zaman saçın böyle yaşla birlikte artık canlılığını kaybetmesi gibi ama ondan sonra son derece gürleşiyor, etki sağlıyor, fayda sağlıyor. Kök hücreyi canlanma, gençleşme, iyileştirme, onarım istediğimiz dokularda rahatlıkla kullanabiliriz. Kozmetik ve estetik uygulamalar çok fazla zaten bu konuda. Evet. Kök hücre tedavisinde başarı kriterleri nelerdir? Çok güzel. Hastanın çok kronik bir hastalığı olmaması gerekiyor. Yani diyabettir, altında kesinlikle bir malignitesi yani kanser hastalığı olmaması gerekiyor. Otoimmün bağışıklık sistemi bir hastalık olduğu zaman rahatsız oluyoruz. Neden? Çünkü onlar da kök hücreyi etkiliyor. Ama genç, diri, canlı hayatın içerisinde dipdiri bir insan geldiği zaman onların kök hücrelerine bakıyorsunuz. Onlar da çok yakışıklı, diri, canlı kök hücreler. O yüzden hayatın içerisinde olmak ve sağlıklı olmak çok çok önemli. Bunlara bakıyorsunuz hep nasıl? Evet yani mikroskop altında da bile olsa o kök hücrenin ne kadar yakışıklı, canlı, diri olduğunu görebiliyorsunuz. Kök hücre tedavileri tıbbın geleceği olarak görülüyor. Peki kök hücre tedavilerini başka hangi hastalıklarda kullanabilmek mümkün? Başka ne gibi kullanım alanları var? Yani sadece güzellik, ben işte saç, baş bilmem ne bunlar. Ben geçen hafta Dubai'de yine bir kök hücre kongresinde gidip tıp artık tamamen hücresel tedavilere, rejeneratif, yenileştirici, iyileştirici tedavilere doğru aslında gitmeye başladı. Kök hücreler de vücudumuzun bir mucizesi. Nerede bir problem varsa oraya gidip yenileştirip, onarıp, tamir edip gençleştiren hücreler. Birçok hastalıklarda kullanabiliyoruz. Yalnız bunlar henüz deneysel safhada ama çok umut veren çalışmalar, bilimsel çalışmalar var. Mesela akciğer yetmezliğinde, mesela karaciğer yetmezliğinde, mesela Alzheimer'da çok fazla böyle bilimsel çalışmalar çıkmaya başladı. Ama bunları klinik ortama uygulamak için gene de biraz bekleyip kılavuzlara, tedavi kılavuzlarına, Sağlık Bakanlığı onaylı tedavi prosedürlerine girmesini beklememiz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi de kısırlık ve erkek tipi iktidarsızlık problemleri. Kök hücreler bunlarda çok fazla kullanılmaya başladı ve çok güzel sonuçlar veriyor. Ama gene de klinik sonuçları iyi izleyip hastanın fayda görmesini sağlamak lazım. Birkaç tane sosyal medya sorusu soracağım Yüksel Hocam. Bel omurlarımda fıtık ve dejenerasyon var dediler. Kök hücre fayda eder mi? Çok güzel. En çok sıkıntıya düştüğüm sorulardan bir tanesi de bu. Kök hücre bel fıtığını tedavi eder mi? Şimdi bakın fıtık omurların şöyle bir yer kayması. Kök hücre bunu tedavi etmez eğer orada şey varsa, fiziksel bir kayma varsa. Onu muhakkak cerrahi yöntemle fiziksel olarak normal konumuna getirmeniz gerekiyor. Hastalar çok soruyor kök hücreyle bel fıtığı tedavisi. Kök hücre bel fıtığında şununla kullanılır. Biraz önce onu söylediniz. Eklemlerin arasında bir kıkırdak dokusu var. Orada bir dejenerasyon yani yıkım, harabiyet varsa eğer o eklem dokusunun arasına kök hücreyi verirseniz kök hücre işte oradaki dokuda iyileşmeyi sağlayabilir. Ama fiziksel bir etmen varsa ki bel fıtıklarının çoğunda fiziksel bir etmen vardır. Onun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. 32 yaşındayım. Hareketsiz bir yaşantım var. Sürekli oturarak çalışıyorum. Kıkırdak hücrelerimde kayıplar olduğu söylendi. Ne yapmalıyım?
Genellikle genç kişilerde pateller kondromalizi deriz biz. Diz kapağın arkasındaki kıkırdak dokusu çok uzun süreler oturduğundan dolayı bir süre sonra erimeye başlar. Öyle mi? Evet. Oturarak çalışanların aynen. Çok uzun süreler oturursanız o diz kapağının arkasındaki kıkırdak dokusu yumuşamaya, erimeye başlar. İşte böyle hastalarda ki benim en çok sevdiğim hastalar genç, kök hücreleri çok canlı, çok diri. Onları alıp enjekte ettiğiniz zaman eklem içerisinde pateller kondromalizi dediğimiz diz kapağının arkasındaki kıkırdak dokusu hemen kendini toplayıp hastalar çok fazla rahatlık sağlayabiliyor. 55 yaşındaki babamın kalça eklemlerinde ciddi sıkıntı var. Doktorlar protez operasyonu diyor. Ağır bir ameliyat olduğu için yaptırmak istemiyorum. Kök hücre fayda eder mi? Tabii ki fayda eder. 55 yaş gayet uygun bir yaş. Ama görmek lazım. Görmeden eklem aralığının ne kadar dar ya da hastalığın ne kadar ileri safhada olduğunu anlamadan bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Yapılabilir ama muhakkak iyi bir klinik muayene ve tetkik sonuçları. Ama şunu anladım ki kök hücre tedavisi için biraz erken davranmak gerekiyor. Evet, biraz erken falan. Ama eklemlerimizde çok ileri safhada bir dejenerasyon, yıkım, harabiyet olmadan çoğu zaman fark edilmiyor. Gelen hastaların çoğu artık son safhada ve yani aman doktor bey işte protezden kaçıralım diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yani kök hücrelerin de tıbbında bir sınırı var. Yine 55 yaşındayım. Yok bunu okudum galiba. Dizlerimde evre 3 kireçlenme olduğu söylendi. Bunun ne olduğunu anlamadım. Siz mutlaka anlıyorsunuz. Kök hücre benim için tedavi edici midir diyor Yüksel Hocam. Tabii ki. Kök hücre grade 3, 3. safha halen tedavi edilebilir safha. 2 ile 3 bizim tercih ettiğimiz ama grade 4 yani son safha, 4. safha artık neredeyse orada eklem aralığında kıkırdak kalmadı safha. 3. safha tedavi edilebilecek bir safha. Fidan Hanım demiş ki 55 yaşındayım, çene eklemimde ağrı var, ses var. Ne yapmalıyım? Kök hücre işe yarar mı? Şimdi çene eklemi şurası, temporomandibüler. Bakın şurada yaptığımızda bir oynadığını görüyorsunuz orasının. Genellikle bayanlarda ve orta yaşın üstündeki insanlarda ortaya çıkar. Niye oradaki, ses yapar ki orası? Kıkırdak dokusunda harabiyet ve orada bir var mı öyle ses eklem dokusunda olduğu zaman. Var mı ya? Gerçi biz genciz. Bizde olmaz o ses. Nerede olsun bizde? Ben de kime sordum. Kimde var? Efendim. Hoş geldiniz hocam. Günaydın Seyda Hanım. Günaydın hayatım. Hocam benim bayağı var. Geceleri bazen uyutmuyor ve çatır çatır sesler. Bildiğiniz çatır çatır sesler çıkarıyor. Çok rahatsız oluyor. Çene kemiğin. Evet. Çatır çatır ses. Evet çatır böyle bir tuhaf sesler çıkarıyor ve baş ağrısı yapıyor. İyi bir muayene ve radyolojik tetkikler sonucu gerçekten fayda göreceğiniz anlaşılabilirse oraya kök hücre tedavisi yapılır. Biraz zor bir yerdir enjekte etmek ve çok küçük bir eklemdir. Evet. Ama gene de iyi bir klinik muayene ve iyi bir tedavi yöntemiyle tedavi olabilir kök hücre yöntemiyle. Teşekkür ederim hocam. Sinem Hanım demiş ki 39 yaşındayım. Merdiven çıkarken dizlerimden ses çıkmaya başladı. Kök hücre tedavisini başlasam mı? Görmek lazım. 38 yaşındaki bir hasta çok erken yaşta. Ama dizden biraz önce, niye ses çıkıyor? Ben de yeni yeni şeyler duyuyorum, öğreniyorum. Biraz önce söyledim. Pateller kondromalizi, diz kıkırdağının, diz kapağının arkasındaki kıkırdak dokusunun yenmesi. Genellikle genç hastalarda, yokuş çıkarken, bağdaş kurarken, merdiven çıkarken inanılmaz ses gelir ve inanılmaz ağrılıdır. Kimlerde görülür bu? İşte uzun süre hareketsiz olanlarda. Benim kanıma göre D vitamini de çok önemli. O yüzden D vitamini herkese ölçtürmesini çok öneriyorum. Önemli. Efendim Şadıman, mikrofonu al hayatım. Hoş geldin. D vitamini merhaba. Alın, D vitamini, D. Bakın, ama uygun seviyede çünkü bazen toksik olabiliyor. Doktor kontrolünde D vitamininin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Söyle hayatım. Ben sormak istiyorum. Benim de bu konuyu biraz geçti ama yine fırsat buldum. Benim parmak eklemlerde bir de dizlerimde zaman zaman şişme oluyor, kızarıyor, ağrılar oluyor. Biraz buzlu sularda beklettiğim zaman biraz daha hafifliyor ama devamlı var bu. Hı hı.
Romatizma tetkiklerinizin ilk önce yapılması gerekiyor. Çünkü birçok ekleminizde aynı şikayetler var. Özellikle ufak eklemlerde ve bunun yanı sıra da büyük eklemlerde olduğu gözüküyor. Benim size tavsiyem laboratuvar tetkikleriyle bir romatizma tetkikinin yapılması önerilebilir. Kök hücreler romatizma hastalıklarda çok başarılı sonuçlar verdiğini gösteren bilimsel yayınlar var. Teşekkür ediyoruz kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu hocam. Alkışlarla gönderiyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Anna'nın gelmesini dört gözle bekleyen Mesut kapıdan sadece zarf aldı. Gözleri yaşla doldu. Bir tartışma falan oldu mu aranızda? Yok abi, yok aslında. Anna'dan kötü haber mi var? Acaba Anna burada ne yazdı? O zarfta ne yazıyor? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Annesinden onay alamadan Ağrı'dan dönen Fırat, Mira'dan gelen mesajla rahat bir nefes aldı. Çünkü Fırat'ı unutamadım. Fırat'ı seviyorum. Mira uzaklardan seslendi. Ama Fırat'ın yanında olup Fatma Hanım'ı ikna etmek için çabalayacak mı? Ya bana bir onay ver, bana bir razı göster. Bu aşk nasıl bitecek? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Havva Nur'un annesi bir konuştu, bir konuştu. Kaç gündür rüyalar görüyorum Seda abla. Ben anlatacak olursam ortam iyice karışır. Anne Sevim son sözünü söyledi. Baba Esef'ten sonra Anne Sevim de bu evlilik olmayacak dedi. İstemeye gelmesinler. Bu evlilik sonuna kadar hayır. Murat'ı damat olarak istememesinin arkasındaki asıl sebep ne? Ben onun annesiyle anlaşamıyorum. Bir sebep olur değil mi Sevim abla? Sen benimle mümkünse bu hatta hatta. Şimdi Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Dün programda çok şey konuştuk. En son Havva Nur'un annesi Sevim Hanım'la konuştuğumuzda Sevim Hanım çok net bir tavır sergiledi. Biz hatta daha sonra Kemal Bey'le yaptığımız konuşmada siz ne olursa olsun çiçeğinizi, çikolatanızı alın, gidin. Yani o kapı yüzünüze kapanacağını bilseniz bile gidin bunu deneyin, en azından yapmadılar. Etmediler demesinler diye, değil mi? Murat da hatta babasına dedi ki sen ne yap yap git, ne olacağını en azından görelim. Bahaneler mi arıyorlar dedik. Yani abla. Çünkü okuldan okula Havva Nur'un gördüğü kuzeni bile bu evliliğe onayımız yok dedi. Hepimiz stüdyoda şaşırıyoruz. Çünkü Havva Nur'un ailesinden hiçbir fert Murat'ı istemiyor. Evet. Kimse istemiyor. Kimse istemiyor. Bir tek sen istiyorsun. Ahmet de yumuşadı biraz. Biraz yumuşadı o. Yok o... Ya zaten bir sıkıntı yok abla. Benim eniştemle bir aramda bir husumetliğimiz yok. Ama ya dediğim gibi daha önceden belki birbirimize söylediğimiz kırıcı kelimeler olabilir. Ha, o benden özür diledi, ben ondan özür diledim. Yani biz eskiyi kapatmak istedik. Kapattınız. Yani kapattık bile ne ya. Benim şu an ama eskiye dair hiçbir var. Şeyim yok. Ya kapatmayanlar var ama kapatmayanların derdi veyahut da düşünceleri ne, benimle ilgili ileriye dönüşü planları ne, onu bilmiyoruz. Onu çözmeye çalışıyoruz şu an. Peki sence dün akşam istemeye gidildi mi? Gidilmedi. Gidilmedi mi? Gidilmedi. Benim nereden biliyorsun? Yok. Belki de gittiler. Benim haberim yok. Belki de gittiler, bilmiyoruz. Benim Şimdi, haberim yok şu an. Şimdi dün programda neler yaşandı? Önce onu izleyelim. Siz de her zaman söylediğim gibi dikkatli izleyin. Bana yardımcı oluyorsunuz çünkü kaçırdığım şeyleri yakalıyorsunuz. Bir hatırlayalım dün neler oldu. Sonra çok sürpriz birisi gelecek. Bugün biraz dün Mesut'la böyle bir kalbim yerinden çıktı. Bugün ne olacağını göreceğiz. Önce bir dün neler oldu hatırlayalım.
programı şöyle kapattık. Dedik ki Murat'ın babası namı diğer Beton Kemal gidecekti. Biz hepimiz dedik abi al çiçeğini çikolatanı git dayan kapılarına. Bugün havaları istemeye gidiyorum. Biz oraya kötü bir niyetle yani ne bileyim yani dile gelmeyecek bir kelimeler var. Onun için çıkmadınız orada ya. Günler sonra Havva Nur'un annesi ilk defa konuşacak. Bana kaç gündür rüyalar arıyorum Seda abla. Hayır, ona yok diyeceğim. Neden Sevim Hanım? Ben anlatacak olursam ortam iyice karışır. Benim de onayım yok, eşimin de onayı yok. Havanur annenle konuş. Önce sen konuş, sonra Murat konuşsun. Murat benimle mümkünse muhatap olmasın artık. Bu evlilik olmayacak sonuna kadar. Kızımı çok seviyorum ben. Canımdan bile çok seviyorum. Yani bu kadar canınızdan bile çok sevdiğiniz evladınız karşınızda gözyaşı döküyor Sevim Hanım. Nasıl dayanıyorsunuz? Beni engellemesinler. Bu evlilik sonuna kadar hayır. Biliyorum ben onun annesiyle anlaşamıyorum. Sebep olur değil mi Sevim abla? Yani... Sen benimle mümkünse muhatap olma. Sen bizden intikam işi yapıyorsun. Sen ne olursan ol dediğin zaman kapattı. Havva Nur annenden bu tepkiyi bekliyor muydun? Bekliyordum. Ya. Bana da dediydi zaten canlı yayında Sevgi teyzenin özür dilersen ben ikna ederim dediydi. Hmm. Ama sonradan cahil. Kemal Bey. Efendim Özel Hanım. Yine de siz gideceksiniz sanırım. Sevim Hanım'ın konuşmalarını duydunuz mu? Duydum efendim, duydum. Bizim gitmeme evet. Sebebimizi sen de biliyorsun, ben de biliyoruz. Yani, evet. Yani ha, herkes biliyor yani gitmeme sebebimizi. Havva Nur'un kuzeni Melisa hattımızda. Bizim de onayımız yok. Yani kesinlikle. Yani Havva Nur'un ufakta bunlar. Melisa beni gördüyse şimdi görmüştür. Bir de fotoğraflardan görmüştür. Benimle karşı karşıya gelmiş konuşmuşluğu bile yok. Buna rağmen hayır diyor. Olumsuz konuşamıyor. Bizim iki senelik ilişkimizde sen nerede yer alıyorsun, saf alıyorsun bana onu bir açıklasın. Melisa. Ben onunla dün akşam Instagram'dan konuştum. He. Tamam ne dedi? O da vazgeçti. Murat'ın gizlediği bazı şeyler var. Çünkü bu kadar insan böyle bu şekilde yapmaz. Bu çocuğun hiç mi iyi bir tarafı yok Seda Hanım? Çünkü Sevim Hanım kestirdi attı. Kestirdi attı annen. Evet. Olmaz dedi. Onay mı? Arkadan yok dedi. Babam konuşuyordu zaten. Arkadan babamın sesleri arkadan geliyordu. Arkadan Esef abi konuşuyor. Annesi öyle konuşuyor. Yönlendirmeyle konuşuyor yani. Annesi kendisi konuşmuyor. Havva Nur hiç Murat'ı savunmuyor. Yani sevgisinin arkasında dimdik durması gerek. Daha çok onu savunması gerek. Babasına, annesini ikna etmesi gerek. Acaba pişman mı oldu? Benim de soru işareti var kafamda. Şimdi bu çocukların birbirlerini sevdiğini biliyoruz. Bunu ilk önce Murat buraya gelerek başlattı. Sevgisini, aşkını haykırdı. Havva Nur da inandı ki çıktı kendi geldi kız. Ben gidiyorum sevdiğimin yanına dedi geldi. Bu ne demektir? Ben onun yanındayım demektir. Tabii burada canlı yayında yaşananlar bazen böyle gitgeller olabiliyor. Çocukların psikolojileri bozuluyor.
pişmanlıklar yaşıyorlar, kendi içlerinde tartışıyorlar. Ama ben her an, her saniye soruyorum Hava Nur'a, pişmanlığın var mı? Yok ablacığım diyor. Var mı böyle bir pişmanlığın? Yok Seda abla. Ben eminim diyor, seviyorum, ya, yanındayım. Sonra, Seda abla, zaten yayından sonra biz kendi aramızda da konuşuruz zaten. Ben sizin aşkınıza duysam, o kadar inanıyorum ve güveniyorum ki. Ben duysam, kendisi diyor ki ben pişmanlık duysam zaten ben o kadar yolu seninle birlikte depip de gelmem diyor. Ben onun gözlerinde görüyorum. Yani görüyorum. Sana olan gelmem yani görüyorum diyor. Birazdan bu kapıdan öyle biri gelecek ki vereceği karar çok önemli. Dualarım inşallah çocukların hayrına karar alınması. Biz buraya kadar geleceğini tahmin etmiyorduk. Ama kalktı, buraya geldi. O kapının arkasındaki kişi bugün belki de bu aşka, bu sevgiye son sözü söyleyecek insan. Yine benim yüreğim ağzımda. Biraz önce söylediğim gibi dua ediyorum. İnşallah bu çocuklar için hayırlı şeyler olsun. Hepimiz onları buradan, ben Havva Nur'u teliyle, duayla göndermek istiyorum. İnşallah. Herkes Havva Nur'u çok sevdi. Murat'ın aşkını sevdi. Bu çocukları sevdi herkes. Yaptıkları kötü bir şey de yok. Sadece ne? Onlar evlenmek istiyorlar. Bundan daha masum ne olabilir? Biz de bunun için uğraşmıyor muyuz? Dediğim gibi inşallah o kapının arkasındaki kişi bugün burada bu çocukların hayrına olan bir şeyi söyler de biz de hep beraber bir oh deriz. Peki. Misafirimiz gelsin. Ağlamayın. Kemal Bey, şöyle alacağım sizi. Tabii. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Murat. Ay kıyamam ben size. Yaşın ne olursa olsun. Biz buraya ağlamaya gelmedik oğlum. Siz buraya evlenmeye geldiniz.
Siz burada ağrınızın akıyla siz buraya evlenmeye geldiniz. Bitti. Başka bir, burası bir aile. Bak burada sizi o kadar seven kişi var ki. Çok. Bu kadar, bunun 10 katı da dışarıda var. Doğru. Sizi seven. Herkesten Allah razı olsun. Hepimiz sizin ardınızdayız. Allah uzun ömür versin. Siz buraya birbirinizi sevdiniz, birbirinizi güvendiniz ve buraya çıktınız. Ve bundan ben gurur duyuyorum. Artı Seda Hanım'a da çok 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 teşekkür ediyorum bu konuda. Sağ olun. Ekibine, her şeye, her şeyine çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Kemal Bey, siz zaten başından beri çok yapıcı oldunuz. Başından beri hak verdiniz. Evet. Saygı duydunuz, aşklarına saygı duydunuz. Ama bir türlü Havanur'un ailesini ikna edemiyoruz. Onlara da saygım var Seda Hanım. Şimdi yani sonuçta onlar da bir kız babası, kız annesi. Hata bizde diyor musunuz? Hata şöyle bizde diyorum. Yani tamam Esef Bey, ben zaten önceki programlarda da söyledim, dile getirdim. Ha, geldi benim yanıma, söyledi, böyle böyle geldi. Biz acabalarla bugüne geldik. Ama demek ki çocukların sevgisi bizim acabadan üstünmüş. Bunu kabul ettiniz siz? Ettim. Onlar niye etmiyor? Abi şimdi bir şey diyemiyorum. Ama benim çocuklarım, ben sonuna kadar ardındayım. Ve her şeyini yapacağım Allah'ın izniyle. Dün akşam gittiniz mi istemeye? Gitmedim. Neden? Neden? Şunu söyleyeyim. Benim iş yerim Esef Bey tekrar geldi. Gelmeyin dedi. Ha, ben de o sözün üstüne gitmedim. Ben her şeyim hazır. Her şeyi de hazırlamıştım yani. Allah Allah. Yani biz... Nasıl yapacağız biz bu işi ya? Buraya şimdi herhalde büyük bir ihtimal televizyona çıkma gibi şeyler var. Hay ne yani, var burada? Yani, sizin dediğiniz burada gibi var. Evinizin salonundayız ben, ya. Yani ben burada evinizdeyiz evimin ya. Salonunda oturuyorum ne şu anda. Ne yapıyoruz ki? Kötü bir şey yapmadılar ki bu çocuklar. Hayır. Yüz kızartıcı bir şey mi yaptılar? İşte birbirlerini ben, sevmişler. Yani ben bunu başta dedim. Yine diyorum, yine diyorum. Buraya çıkmakla benim hiçbir zaman boynum, kafam eğilmedi ve gurur duyuyorum. Siz gibi biriyle tanıştı Seda Hanım ve ekibinizle, buradaki aile, buradaki insanlar, ablalara, abileri, bunlara hep destek oldu. Buradaki arkadaşları, yani burada bir aile ya. Ben peki Murat gördüm. Sen dün programın artık en sonunda dedin ki baba ne olursa olsun o kapının yüzüne kapanacağını bilsen bile oraya git dedin. Doğru. Şimdi dedim. Babanla konuşur musun? Oğlum sen dedin. Dün dedim. Ne oldu yani? Geri mi geldi? Ne dediler yani? Şimdi şöyle, Esef Bey geldi dükkana. Ben tam saat 4.30-5 gibi biz ayarladık kendimizi. Evet. Esef Bey geldi. Ben yoktum. Ben iş çalışmadaydım. Benim patronum tamam. vardı. Patronuma demiş böyle böyle gelmeyin tamam. diye. Ve ben tatlımı, pastamı diye hesabı almıştım. Ve gelmeyin deyince biz geri adım attık. Ve buraya gelmeye karar verdim. Allah Allah. Yani gelme dedi yani. Nasıl? Yani gelmeyin. O değil yani tamam. Yani kız istemek için yani. Gelmedi. Yani gelmeyin derken adam yani ha ben varsam çayını içerim. Dedim. Kız istemeye gelmedi ama bizim mevzumuz ne? Çocuklar. Çay içmek, kahve içmek değil. Tabii. Tabii ha. ki. Havanur ben istemeye gittiler mi diye Murat'a sorduğumda sen gitmediler dedin yavrum. Biliyordum çünkü. Gitseler annem söylerdi zaten. Gelmesin ne dedi peki diyor. Annen? Ama baban gitmiş demiş ki gelmeyin. Biliyorum. Mesela bak bana kimse bir şey demedi. Babam da demedi mesela. Ne olacak böyle Havanur? Oğlum gitmedik veyahut da onlar geldi falan da dedi. Babam hiçbir şey demedi. Şu an ben yeni öğrendim mesela bak. Ama gelmeyin hani, diye. Ben yeni öğrendim ben şu sakın an. Akşam gelmeyin. Biliyordum zaten babam gelin gelmeyin diyeceğini. Allah Allah. Annen seni canımdan çok seviyorum derken böyle kestirip attı ya. Hayır ne olacak bu iş yani? Sana göre ne olacak Havanur? Ne yapacağız? Bir şekilde olacak. İkna etmeye çalışacağız. Bak. Kayınpeder adayın.
Ne dedi? Adam her şeye hazır. Ne dedi? Kızım ne dedi? Efendim? Ne dedi anlamadım da. Az önce Seda Hanım bir şey sordu ya, ne yapsa şey dedim ya. Orayı anlamadım. Oldurana kadar uğraşacağız. Tamam pardon. Olasıya kadar mücadele edeceğiz yani diyor. Yani bunu onay alasıya kadar. Bunun dönüşü yok. Artık onlara da saygım sonsuz. Ben hiçbir zaman burada yine bir şey demiyorum. Şu anda evet bile. Kemal Bey diyor ki bunun dönüşü yok. Karşı taraf ne düşünüyor acaba? Bunun dönüşü yok. Doğru. Yani bunun dönüşü yok. Bunlar ama biz de tabii... Bu çocuklar birbirini seviyorsa, evet. Ki seviyor, sevmeseler bu duruma gelmezler, buraya bu kadar şey olmazlar. Ya çocuklara kıymayalım artık ya. Yani, niye böyle oldu ya? Bizim evladımız. Ya, nasıl bu hale yani, gelinildi? Şimdi şöyle Seda Hanım, yani ben yine diyorum bak, eyvallah saygım sonsuz Esef Bey'e. Evet. Ben hiçbir zaman adamdan kötü bir laf duymadım. Ve benden de o adam duymadı. Ben dediğim gibi bunların işi olmuş olmamış. O adam benim dünürüm. Benim evet. kızım var orada. Evet. Ben o adamın, benim o kızımı verdim. O adamın kızını da ben alacağım. Ve alacağım. Sonuçta dünürüz. Aramızda kavga yok. Yani dövüş yok. Kötü bir söz. Ama buna rağmen yok. Şimdi aranızda daha önce... Sizin tabirinizde kavga yok, dövüş yok. Bunlar yaşanmamasına rağmen sizin oraya gitmemeniz de enteresan. Hani daha önce bir kavga olur, tartışma olur da insanın hani gözü yemez der ki yine tatsızlık çıkacak. Aileler etkilenecekler. Böyle bir şey olmamış şey, Kemal Bey. Şey yapıyor ya Seda abla. Babam söylüyor ya. Belki acaba vazgeçerler mi? Ben zaten şimdi, vazgeçmiş durumdalar onlar. Şimdi şöyle. Çocuğumuzu gönder deyip duruyorlar bana. Biz vazgeçer miyiz ki acaba? Yani sizin için. Bizden biz için babam belki vazgeçerler mi ki acaba? Peki bakalım öyle mi Hava Nur'un bir kuzeni daha var Betül. Betül'le aran iyi mi? Değil. Melisa'nın ablası zaten. Bu çocuğun da kimseyle arasıydı yazık ya. Ne istiyorlarsa. Anne tarafı bizde öyle. Evet sen bunu daha önce de söyledin. Betül merhaba. Merhaba Sedan Hanım. Nasılsın Betül? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hayatım. Hava Nur burada. Sevdiği Murat yanında. Ne diyorsun ya, hayat? Ben onun için konuşmak istemiyorum. Ben Murat'ı görmek bile istemiyorum. Ben sadece ne? Bu çocukla biz karşıyız ya. Biz istemiyoruz bu çocuğu. Bak Karaman çok küçük bir yer Seda Hanım. Bu çocuğu herkes tanıyor, bizler de tanıyoruz. Bu çocuğun kötü alışkanlıkları var. Bu çocuk çok kaygısız. Benim eniştem, teyzem o kadar iyi ki bunların hiçbirini hak etmiyor. Betül Hanım, bir saniye. Sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Beni hiç tanımaz. Tanımadan senin karakterin nasıl böyle kötü ediyorlar? Betül, bir saniye, benim babam burada. 26 senelik koca çınarım burada. Benim kötü alışkanlığımı babam bilmiyor, sen mi biliyorsun? Sana bir soru. Benim kötü alışkanlığımı babam bilmiyor, sen mi biliyorsun? Bakar mısın Seda Hanım? Evet, dört dinliyorum. Ben oğlumun arkasındayım. 4 aydın altında şimdi mi duracaksın? Oraya eşyam istemeye geldiniz. Ben biliyorum sizin niyetinizi. Hava Nur, Betül'le sen konuşur musun? Betül abla nasılsın? İyiyim Hava Nur, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya bak zararın birisi sen dönersen kârdır. O çocuktan sana koca olmaz. Niye abla, neyini biliyorsunuz? Olmaz. Bak benim bir şey bitmene gerek yok. Niye Karaman'da işte? Biz de onu araştırdık Hava Nur. Herkes Murat diyebiliyor. Murat dediğin zaman zaten hiç kimse bilmiyor. Murat dedin mi? Murat'ı herkes biliyor Karaman'da. Ne Murat? Onun lakabı bir şekil Karaman'da. Babası 4 ay boyunca Esef'in işte arkasında konuştu. 4 aydan sonra çıkıyor diyor ki ben oğlumun arkasındayım. 4 ay arkasında olmadı, şimdi mi arkasındasın? Ben 4 ay önce kaçırdığımda da babam benim arkamdaydı. Konya'da benim babam yerleştirdi beni. Konya'da. Neden 4 ay boyunca? Bilmiyorsunuz niye konuşuyorsunuz o zaman? Diyor.
Bilmiyorsunuz, niye konuşuyorsunuz? Sen çok saygısız bir çocuksun. Bağırma. Sen çok saygısızsın. Benim enişten... Siz beni o değil. Beni tanımıyorsunuz. Bir saniye, beni tanımıyorsunuz. Vallahi seni öyle benim kötü alışkanlıklarım. Siz beni her şekilde araştırdın. Ya kız kardeşim bile ne? Benim kız kardeşim aradı. Melisa kim oluyor dedi ya. Ya ben şimdi bak ağzını bu başka. Ben şimdi onun bir şey ablası. Olmayacak. Onun ablası Melisa'nın ablası. Melisa'nın ablası bu da. Havva Nurcuğum aslında doğru. Murat'ın değil senin muhatap olman lazım. Evet. Kuzenine evet. Neden? Ya şöyle ki Havva Nur. Senin istiyorum. Murat'ın bilmediği huylarını kuzenin nereden biliyor? Bunu bir sor. Yani her konuşan seni bir eksiye düşürüyor iki, çünkü. İki senedir sen konuşuyorsunuz. Bak tamam hanımefendi çıktı kızımız konuştu. Evet. Dedi Murat şöyle lakabı dedi şeytan dedi. Onu ben şeyden sonra duydum. Söyleyeceğim lakabın ne anlama geldiğini. Betül abla nereden duydunuz bunu? Kim biliyor? Ben bunu ilk defa duydum iki sene içinde. İşte nasıl ilk defa duydun? Karaman'dan Murat dediğinizi kimse bilmiyor ama şeytan Murat dediğiniz zaman herkes tanıyor. Ben sadece sana şunu demek istiyorum. Anneni babanı kesinlikle üzme. Ondan sana falan kesinlikle koca olmaz. Bunu zaten şimdi değil ama ileride göreceksin. İleride, hayatım nereden biliyorsunuz yani, ondan koca olmaz diyorsunuz yani nasıl? Bildiğiniz sakladığınız Allah nedir? Vallahi şöyle sakladığınız bakın, ne şöyle, merak hayır, ediyorum şöyle, siz neyi bakın, saklıyorsunuz? Şöyle bir bakın bir maşallah yer keyfim yerinde dallan gibi delikanlım valla yakışıklıyım da 10 numara adamım valla ben buna var ya kral gibi de bakarım. Valla bir eksim daha koca çınarım ben alamazsam o gene alır. Bak babam gene alır. Ben almayayım. Baba benim şu eksiğim var diyeyim gene alır. Annem de alır, babam da alır, kardeşlerim de alır. Oğlum, dayılarım, amcalarım hayır, hepsi bak, destek olur bana. Hanımefendi öyle bir güzel konuştu ki dedi ki oraya dedi eşya için çıkmışlar dedi. Bilmiyorum. Oraya bana, eşya bir... için çıkmışlar dedi. Mis gibi delikanlıyım valla. Kimin kimse annesi? De bakamaz diye. E? Kimin annesi? Kimse de bir şey diyemez. Yok annesi demedi. Bu şu bayan evet, konuşan. Evet evet. Konuşan evet, bayan evet, dedi. Ha. Eşya için olur mu Allah? Ben eşya ha, için gelmişim o dedi. Ya Seda Hanım, ya eşya diyor bak. Ya işte bu kadar konuşmalar bu şekilde. Yani ne diyeyim ben bunun üzerine ki? Ben buraya çocuklar evlenmek için gelmiş. Mutlu, seviyorlar, birbirine aşık. Evet. Bu yüzden gelmişler. Buradaki bütün çocuklar ha? Gibi. Ve şeytan diyor. Bunun eksiği de var. Şeytanın eksiği de var. Bunun ucunda bir de kum şeytan. Ben Karapınarlıyım, yani, Konya Karapınarlı. Bizim köye kum şeytanı derler. Konya'nın Karapınar ilçesi var, belki bilirsinizdir. Öyle bilen mi? Var mı, yok mu bilmiyorum. Bizim oradaki anladım. Karapınar'ın, yani oraya, bizim orada erozyon var Seda Hanım. Kum var, erozyon var. Hmm. Ha kumlu olduğu için, ya eskiden kalma. Kum şeytanı derler Karapınar'a. Bunu bir kişiye değil, 1 milyon kişiye de söylesen, aynısını der. Bak mesela. Ben bunu sorun ekranın başında 80 kum milyon şeytanını şey biliyor diye. Onu bilirim. Bak. Ha, kum şeytanı derler. Bizim oraya. Ama o anlamda söylemediği kesin. Ha, şeytan. Ay, ha, bu gençlik ya hani. Hani bir gençlikte işte kanka bilmem işte dostum bilmem filan filan. Ha bu da Karapınarlı olduğu için şeytan. Ha şeytan Murat. Bitti. Yani bunda bir şeytan olduğunda kime şeytan. Diyor kime bir zarar? Kimi çarpmış? Evet ya. Kimin yuvasını yıkmışım? Çıksın. Kimin beni çarptı? Dükkanına yani. Efendime söyleyeyim bir ya zarar bunlar, vermişim şunu yani bunu yapmışım. Bilmiyorum da yani güzel sözler mi? Çirkin sözler mi? Yani buraya çıktım yani öyle şekilde konuşmak istemiyorum. Şeytan diyor. Ya tamam kimi çarpmış bu? Şu çocuk kim? Buraya geldim mesela. Çarpmış. Ben şeytanım. Beni herkes ayrıca bir şey söyleyeceğim. Murat'ın anlattığı hiçbir şeyi unutmayın. Ben unutmuyorum. Murat dedi ki onlar benim bacımı kaçırdığında biz hiç bir şey yapmadık bile dedi Seda abla. Babam? Babam mesela biz hiçbir şey nikahına bile dedi. Gitmedik. Yani bu çocuk bazı agresif tavırlar sergiliyorsa o da aşkı adına kendi için verdiği mücadelede bu. Agresif tavırlar. Yoksa çocuk böyle bir çocuk değil ki ya. Efendim Yılmaz abi. Bir sorun var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yılmaz. Kızınızı kaçırdılar. Ne hissettiniz Kemal Bey? Bir baba ne hissederse onu hissettim Yılmaz Bey. Öfke, kin. Hayır. Yani. Hayır. Daha ne? Yani. Hayır. Yok hiçbir şey kesinlikle. Yok aralarında bak. Benim kızımı kaçırdılar.
benim kızım okuyordu ve üniversiteye girecekti. Girdi de artı matematiğinde biraz zayıflık vardı. Benim patronum var, Abdurrahman Evren. Bağlanabilir de, telefonunu veririm. Matematik öğretmeni tuttu ve bir fiil matematik öğretmeni, özel hoca tuttuk ve okuttuk. Ve bunun arasında bir sene içinde nasıl oldu, nasıl itti? Yani bu çocukla önceden mi tanışırdı, sonra mı tanışırdı? Şimdi bir şey diyemem. Ama kaçtılar. Ve annesi bana telefon açtı. İkindin üzeri. Gizem yok. Hiç ne? Almayı düşündünüz mü? Kesinlikle. Niye? Kesinlikle. Esed Bey niye bu, böyle düşünüyor? Yani bir saniye anlatayım hocam. Ve annesi dedi ki, kızım yok, Gizem yok dedi. Nerede? Bilmiyorum. Gitmiş dedi. Aa, gitmiş deyince baba ya. Babayız evet. Sonuçta. Kız babasıyız. Gitmiş deyince, tamam hanım dedim. Tamam, kapat telefonu dedim. Gelmez o dedim. Ve o gün kaçmış. Gitmişler. İrtesi günü Esef Bey benim dükkanıma geldi. Şimdi gelmediysem yukarıda Allah var. Ben buraya hiçbir zaman şov yapmaya da gelmedim. Yalan söylemeye de gelmedim. Ben bura bir aile diye geldim. Bura bir aile. Salonda oturuyoruz. Benim öyle sağlı solu kimseyi kötülemeye gibi de niyetim yok. Sağ olun. Esef Bey geldi. Ve işte böyle böyle şunu işte kaçtıklarını söyledik. Lafı şey etmeyin. Ve oğlunu telefon aç. Çocukları telefon aç. Çocuklar da geldi. Bak çocuklar da geldi. Ama bir ertesi günü müydü yoksa bir gün sonra mıydı? Yani şimdi yalan söylemiyorum. Onu tam i̇ki hatırlamıyorum. Gün sonra. Belki iki gün sonra olur. Belki de bir gün sonra. Şimdi onu bir şey diyemem. Ve dedi ki benim yeğenim var Konya'da. Asım Ülkü. O geldi. Çocuk kaçtı. Onlar var. Dedim. Aa, çocuk dedi. Asım dedi. Abi dedi. Tamam dedi. Kaçmışlar. Olmuş. Bu çocuk dedi eğer mümkünse dedi evden gelinliğiyle çıksın dedi. Güzel. Yani bunda kötü bir laf yok. Mümkünse gelinliğiyle çıksın dedi. Ve ben dedi her şeyini alayım dedi. Gelinliğini alayım. Damatlığını alayım. Çalgıcısını tutalım biz Rızev olarak. Bunları söyledi. Peki buna bir devam edeceğiz. Özür dilerim. Telefon çünkü kapanmadan hattan düşmeden Betül'le bir son noktayı koyayım da. Betül. Efendim. Son sözün nedir senin? Ya bak onlar kızına bir şey diyemez. Çünkü benim kızım Ahmet böyle affedersiniz gibi erkektir. Evine de bakar. Çalışır da 7-24 saat çalışır. Benim eniştem de aynıdır. Ama biz onun oğluna güvenemiyoruz. Havva'nı rezil eder ve kesinlikle bakamaz. O kadar da bir eminim bundan. Vallahi bunlara Havva'nı cevap versin. Ben yoruldum sizden artık. Yani ben de veremem böyle. Vallahi yoruldum. Havva'nı sen cevap ver. Ben de konuşmuyorum. Kuzenin diyor ki bu adam sana bakamaz. İşte bu adamdan koca olmaz. Senin bilmediğin neyi biliyorlar? Ben anlamadım yani. Beni de anlamadım. Bu kadar Seda Hanım. Bak Havva'nı diyor ki Betül. Efendim. Betül'cüğüm Havva Nur diyor ki ben de anlamadım ne demek istediğini diyor. Ben Havva Nur'a sadece şunu söylüyorum. Zararın neresinden dönersen kârdır. İyi günler Seda Hanım. İyi günler. Gitti. Yani. Niye böyle buyurun, söylüyorlar diye düşünüyor buyurun, musun Yasen? Seda Hanım buyurun. Nasıl? Konuşma bu şekilde. Yani beni tanımıyor. Ben evet. Bu çocuğu hiç görmedim. Hiç. Karşımda beni de tanımaz. Bilmem. Ve... Bakamaz. Ben bakamazmışım. Yani peki Kemal Bey siz de buradayken dün Havva Nur'un annesi Sevin Hanım telefona bağlandığında bayağı köşeli konuştu. Bayağı net. Evet. Reddetti. Arkadan önce babam bir... öğretiyordu çünkü. Efendim canım? Arkadan babam he, babanın şey söylediklerini söylüyor. Annem tekrarlıyor. Esif abi söylüyor. Annesi tekrarlıyor. Peki. Arkadan. Bir hatırlayalım mı ne oldu dün? Yavrularınız için uğraşıyoruz. Evlenmeleri hayır, için... Hayır Hanım. Efendim? Hayır, onay yok bizim. Benim çocuğumu gönderin bizden onay yok. Neden Sevim Hanım? Ben anlatacak olursam ortam iyice karışır. Öyle. Ondan mı sustunuz siz? Evet, benim de onayım yok, eşimin de onayı yok. Havva Nur annenle konuş. Önce sen konuş sonra Murat konuşsun.
Murat benimle mümkünse muhatap olmasın artık. Ben kızımı seviyorum, kızımı gönderin. Sen böyle net konuşursan, olmaz deyip kestirip atarsan, şimdi bu kızın bütün şeyi düştü, enerjisi düştü. Bak hayır, sana... hayır istemiyorum, hayır. Ne olursa olsun biz kızımızın arkasındayız. Kızımızı gönderin yeter ki. Bu evlilik olmayacak sonuna kadar. Neden? Kızımı çok seviyorum ben. Canımdan bile çok seviyorum. Yani bu kadar canınızdan bile çok sevdiğiniz evladınız karşınızda gözyaşı döküyor Sevim Hanım. Nasıl dayanıyorsunuz? İstemeye gelmesinler. Bu evlilik sonuna kadar hayır hayır. Bir sebep olur değil mi Sevim abla? Yani... Sen benimle mümkünse muhatap olma. Sen benimle karıştın. Sen bizden intikam almak için yapıyorsun. Bak konuşursam ortalık karışır. Kızım buraya gel. Kızım seni çok seviyorum, buraya gel. Sen ne olursan ol, gel. Yani sen ne olursan ol dediğin zaman... Kapattı. Ne dedin annem sen? Böyle konuştular mı insanlar yanlış anlıyor işte. Yani ne olursan ol kelimesi herkesin kafasında soru işareti bırakır Seda abla. Herkesin kafasında soru işareti bırakır. Niye böyle yapıyorlar yavrum? Ben buraya çıktım diye inat. E çıktın artık canım. Kaç gündür yani, oturuyorsunuz daha ne yani neyi tartışıyoruz ki? 10 gündür buradayız. Yani. Ya burada ne var ben onu anlamadım yani. Burada neyi var? Bak insanlar burada, burası, hepimiz burada. Ve bu adamlar, gözümde... bu adam çıktıysa, benim kızım buraya çıktıysa, kötüyse, bu adamlar da mı kötü? Diyor ki Hava Nur'un annesi, Murat da intikam almak için yapıyor. Hayır. Konuşursam ortalık karışır diyor. Konuşsun. Allah'a çok şükür. Konuşacak bir şeyimiz yok. Sen Kemal Bey. Efendim. Ben gördüm seni. Net bir adamsın. Ben de dürüst konuşurum. Murat neyse bunu, o. Murat bunu, sen evladını tanıyorsun. Mutlaka. Gerçekten intikam için mi yapıyor? Hayır. Kesinlikle hayır. Ben gitme sebeplerim hep bundan idi. Yani acaba bunlar araları bozulur. Yani evet. Gençlik. İşte üç ay biriyle konuşur, bir ay biriyle konuşur. Arkadaş gitmeme niyetiyle. Nedenin buydu yani. Bu işi uzattın ki. Yani, benim çünkü orada kızım var. Dedim olmaz huzuru, belki. Huzuru kaçmasın. Yani olmaz belki. Bunlar arkadaş ama yarın ayrılırlar. Arkadaşlıkları bozulur. Ama öyle değilmiş. Gitme sebebim başka hiçbir art niyetim yok. Ben intikam olsaydım. Ben kendi ailemi Hava Nur için karşıma almazdım. İntikam diye hiçbir şey yok. Kesinlikle. Seda abla. Varsa ben intikam için olsaydı ben annemi babamı karşıma almazdım ben. Çok karşı geldim. Babam yüzü bak. Babam yüzü. Ben yalan söylemem. Annesiyle babam da söylemem. Kaç kere kavga etti? Ben kaç sefer kavga ettim ben. Benle çok kavga ettim. Ben çok kavga ettim. Bu konuda ben. Bak ben bu konuda ailemizin içinde sonuçta baba anne hem ya sever hem ki. Döver. Tabii hem ki. Sever hem döver. Kimse buna bir karışamaz açıkça. Ben bunu dövdüm mü? Aha burada. Benim 3 tane evladım var. Maşallah. 2 kız, 1 oğlum. Daha birine tokat vurmuşluğum yok. Buyursunlar hepsi burada. Ve dediğim gibi 2 kızım vardı. Murat bir daha buldu. 3 kızım oldu. Ben bunu diyorum. Burada 80 milyonun önünde söz veriyorum. Eşya dediler. Şimdi bunu sağ olun siz çok dile getirdiniz. Eşiniz de dile getirdi. Buyur evet, hemen şimdi bağlansın yine aynı söyle. Ama Havva Nur niye ikna olmuyor? Kime? Annesi beni istemiyordu önce de. Ya önce dedim ya. Önce annesi mi? Ne diyordu ya, yavrum? Gelmesin benim evime diyordu. Neden? Önce öyleydi. Çünkü neden öyleydi biliyor musun Seda abla? Babamın dediği gibi belki araları bozulur mu? Belki vazgeçerler mi? Şimdi orada da bizim kızımız var. Bizim kızımız var. Belki oranın yuvası bozulmasın diyerekten. Benim annem de böyle düşünüyordu. Benim annem lafını geri çekmez. Benim annem ne konuştuysa arkasında durur. Peki benim annem önce bu şekilde konuşuyordu. Hava Nur'u istemiyorum benim evime gelmesin diyen. Şu an neden kendi kızı gibi sahiplendi? Çünkü
olmayacağını bildi. Benim oğlum dediğim dedik. Benim oğlum kafasına koyduysa yapar dediğini tutar. Benim babam da bilir. Ben kafama bir şey koyduysam onu ben kendim isterim. Olacak. Ya olacak ya olacak. Ben bir şeye kafaya koyduysam yaparım Seda abla. Ya ben buraya geleceğim dedim. Ablanur sen özür dilerim lafınızı kestim. Sen buna bayağı bir içerlemişsin. Ailende. Ailenin de mi kulağına gitti bu? Evet. Gelmesin eve dediği. Evet. Annen duydu. Annem duydu. Babam duydu. Hepsi duydu. Ne dediler? İstenmediğin eve gitme mi dediler? Gitmem zaten. Mikrofonla konuş Akile. Kim? Hava Nur. Aynen. Ya beni de kayınvalidem istemedi. Abisi istemedi ilk başta. Biz mücadele ettik. Çünkü birbirimizi gerçekten seviyoruz. Hani ne olursa olsun mücadele etmesi lazım. Sessiz kalmaması lazım. Çok sessiz kalıyor. Bu sefer hani başka bir şey arıyorlar ama altında. Ama onun da içine attıkları vardı ondan. Yani bilmiyorum. Onu da gücendirmişler. Yani şimdi annesi diyor ya Seda abla. Ben konuşursam ortalık çok karışırdı. Hava Nur konuşursa nükleer patlama olur. Hava Nur konuşursa... Ya konuşacak bir şeyimiz yok. Yani var bizim konuşur, yani dövüşümüz, kavgamız, kelimeleri, kendi içine kapandığı kelimeleri konuşur. Hava Nur'un annesi yani benim hanımın söylediği yani gelmesin deme sebepleri buydu. Ama şimdi ne diyor? Benim oğlum o çocuk kızı sevdiyse o kız benim gelinim dedi. Ben bakarım diyor ya. Ben dedi bakarım canım diyor. Video çekti gönderdi yerde, kadın. Ben bakarım. Ha benim evime mi ot gelecek? Hayır. Ben evini alıp tutacağım, döşeyeceğim, eşyalarını da döşeyeceğim. Ha hanımefendinin dediği çok yani biraz şeyime gitti yani. Burada insanların hepsinin zoruna gider. Bu şu bayan buraya geldiyse, bu arkadaş buraya geldiyse eşyanın için mi geldi? Ya ne alakası var? Hediyedir, herkesin hoşuna gider. Hı? Yani bu eşyanın ihtiyaç, ihtiyaçla ilgili bir şey de değil yani. Ya benim eşyam şimdi hediye, aradan o mu almış? Şuradan bir şey getiriyorlar bana seyircilerimiz bile. Bir yazma getiriyor, bir bilmem ne getiriyor. Yani, benim bile hoşuma gidiyor. Yani hediye, yanlış kelimeler yani. Reklamlarda da mesela Seda Ablan'ın reklamlarında, fragman reklamlarında ne diyor mesela bak? Evlenmek mi istiyorsunuz anam diyor. Çıkın çıkın gelin diyor. Bura ihtiyaç programı değil. Bura bildiğin iki seven insanı... Bak böyle yaptığın buluş... için demek sana şeytan diyorlar. Ne alakası var Seda abla? Hani şimdi... Aslında sen kendinle çok barışık bir çocuksun. Ben deli doluyum, neşe doluyum ben. Ben Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı Seda abla. Babam bilir. Ondan ben diyorlar. Gezerim. Biz ailecek gezerim. Neden dediklerini anladım. O kötü anlamda değil bence. Ha, ben gezerim. Ben durmam. Bu şeytan lafı kötü anlamında değil Seda abla. Bence de değil. Bak, zaten bunu araştırın. Allah bak, aşkınıza gencecik delikanlı. Yani bütün burada abilerime, ablalarıma özellikle size Seda Hanım söylüyorum. Şeytan yani şeytanın ucu da var yalnız. Kemal Bey şeytanı. Buraya kim gelirse gelsin burada ezilmesine ve böyle sözlere maruz kalmasına ben zaten izin vermem. Allah Allah. Onların hepsi aslan gibi delikanlı. Seda abla yani, benim aslan arkadaş... gibi çocuklar. Hepsinin de arkasındayım. Tabii hepsi canım. Burada bak. Hepsi evlenmek isteyen pırıl pırıl. Bak çocuklar diyorlar ki geldiler. Ha, buraya çıktılar, televizyona çıktılar. Ya siz hepiniz kötüsünüz ya. Televizyona benim... çıkılır mı ya? Seda abla. Yanlış arkadaşım bir kelime ya. Yok. Öyle diyorlar değil yani, mi? Yani. Yanlış. Ya burada biz aileyiz bak ya. Bir ortada şurada bir kahvemiz eksik. Doğru söylüyorsunuz. O da pandemiden dolayı. Yani. Yılmaz abi bir laf söylüyorsun ortalığı karıştırıyorsun Seda ya. Seda abla. Abi ne şimdi... diyeceksin? Murat. Efendim Yılmaz abi. Herkes bir dilden bir şeyler söylüyor. Kendinde hiç hata görmüyor musun? Ya ne gibi? Daha önceki hatalarım var. Ben daha önce de söyledim. Ama zaten. Herkese ispat et be oğlum. Yani de ki ya benim hatalarım var. Ben yok demiyorum. Ben değiştim. Bunu yani babam da şöyle dile getirdim. Böyle dedim. Kızgındım. Yani bunları şey yap yani. Dedi artık... ya Yılmaz abi sen nerede uyuyor muydun şimdi o zaman? Şimdi Yılmaz Bey yani bu benim oğlum. O da benim kızım. Şimdi dediniz ki yani hiç hata olmadı mı? Hepimizin evladı var doğru mu? Evet, gençlik tabii, yaşadı. Doğru, doğru. Gençliğini yaşadı. 18 yaşına kadar 20 yaşına kadar evlenmeden gençlik yaşadı. Size soruyorum. Hiçbir düzgün bir işte çalıştı mı? Şimdiki neslin gençleri. Vallahi çalışan oluyor Kemal Bey yani. Yılmaz Bey çalışan benim oluyor. Oğlum var. Ama çalışıyor aynı işte. Yani, hani, aynı işte. 100 kişide 10 kişi. 10 tanesi. Yok ha. Canım o ya. Bu çocuk diyorlar ki çalışmadı, çalışmadı, çalışmadı. Ben yine dile getiriyorum. Önceki şeylerde de dile getirdim. Yüzü burada. Yüz yüze geldik. Oğlum bugüne kadar ben sana çorap aldım mı? Almaz.
gömlek aldın mı? Almaz. Hiçbir şey almaz Yılmaz abi. Söyledi çocuk. Beni almaz yani. Benim babam bana hiç almaz. Bir gün ise parasını almadı aldı ama mı? Etraf öyle görmemiş yani. Etraf beni ilgilendirmez Yılmaz Bey. Kendisi söylesin, beni, ispatın söylesin. Ve mühim bak, olan etraf ha, yani dünür, yani, kolu komşu. Ha, bu tamam, çocukların şeyleri peki daha etkili efendim, oluyor. Efendim Şadıma. Yılmaz Bey, gençlikte bazı hatalar olur. Çok. Mutlaka. Bunu sürgüt yapmamak lazım. Hepimiz yani yaptık. Şimdi bunlar hepimiz evlilik hatalar yaptık çağına gelmişler. Evlenecekler, gelmişler, karar vermişler. Bazı şeylerden feragat etmişlerdir. Annesi de bunun neden bu kadar itiraz ediyor ki? İkisi birbirini seviyor. Gençlikte neler oldu neler. Yani. Ama Şadıman Hanım, güvenmemeleri. Peki bir saniye bir duralım. Duralım bir Kemal Bey'e benim söylemek istediklerim var. Buyurun. Şimdi ne olursa olsun bu çocuk benim koca çınarım dedi. Beton Kemal'dir benim babam eyvallah dedi. Eyvallah. Seslendi. Sen çocuğun böyle sözlere maruz kaldığında bir baba olarak sen ne hissediyorsun? Etkileniyorum, zoruma gidiyor tabii. Çok acı bir şey değil yani, mi? Olmadık şeyler söylendiği için ister istemez zoruma gidiyor. Ama ne yapıyorum? Eyvallah diyorum. Eyvallah diyorum. Hiçbir de kin, hiçbir de şey düşünmüyorum. Babam yalnız, babam benimle baba oğul gibi değil. Arkadaş gibi. Biz, babam, ben bunlar, bu sen de arkadaşım ama öyle güzel seslendin ki. Yani koca çınarım. Yani babam, babam benimle arkadaş gibi. Arkadaş ben buraya gibi geldim ya. Biz yan yana ben duralım. Oğlumun yanına, çocuğumun yanına ikisini... Bak burada iki tane gül gibi çocuklarımız var. Evet. Ben dün akşam çalıştım akşama kadar. Ya benim işim mermer işi. Mezar yapıyorum. Mezar içinde çalıştım ve akşam yola çıktım. 12 ah saattir canım, yoldayım. Ah canım. Daha uyumadan buraya geldim. Niye geldim? Eşyanın için geldim. Bana eşya lazım Seda Hanım. Yok yani, yani eşya lazım. Bir de ben, ne kadar ayıp ben, bir ben seni anlıyorum. Şu anda da bile ne... Ben buraya bu çocuklarımın için geldim. Bu çocuklarımın çocuk bir mutluluğu... Babam bak dedi ki biz burada... Evet, yani oturamadı bile ne, rahat da edemedi. Bak belinle rahat bile ne edemedi bak şu an. Benim belimde 14 tane platin var. 3 defa ameliyat geçirdim. Ah 47 canım tane zımba tel var. Ah canım. Omurilikten, ha, omurilikten şuraya kadar açık. Şu anda da bile oturamadı yani, rahat edemedi. Ah canım. Ha. Benim yani şu, mesela şu anda şu bacaklarıma veriyor. Yani kusura bakmayın biraz şey ah, oturuyorum canım yani. Ya, canım yani, ya. Onun için. Evet. Bulalım benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzumda sakasıyla hey. Ah bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omuzumda sakasıyla hey. Cebinde yok parası, mafradır cigarası, yüreğin nedir yarası? Altı çocuk büyütmüş bir işi maşeyle, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlamana çağır babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, Allah büyük babam. Bu adam benim babam.
ceketiyle, omuzuna sakosuyla, hey. Cebinde yok parası, mafradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlamana çağır babam, kara gün geçer babam. Geçer baba, hey. Bir kapıyı kapayan gene açar baba, Allah büyük babam, hey. Ağlaman açar baba, ağlama benim babam, kara gün geçer baba, hey. Açar babam, Allah büyük babam. Anna'nın gelmesini dört gözle bekleyen Mesut kapıdan sadece zarf aldı. Gözleri yaşla doldu. Bir tartışma falan oldu mu aranızda? Yok abi, yok aslında. Anna'dan kötü haber mi var? Acaba Anna burada ne yazdı? O zarfta ne yazıyor? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Annesinden onay alamadan Ağrı'dan dönen Fırat, Mira'dan gelen mesajla rahat bir nefes aldı. Çünkü Fırat'ı unutamadım. Fırat'ı seviyorum. Mira uzaklardan seslendi. Ama Fırat'ın yanında olup Fatma Hanım'ı ikna etmek için çabalayacak mı? Ya bana bir onay ver, bana bir razı göster. Bu aşk nasıl bitecek? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Evlenmek mi istiyorsunuz? Kavuşamıyor musunuz? Aileleriniz evlenmenize izin vermiyor mu? Ne yaptıysam olmuyor deyip umutsuzluğa kapılmayın. Gelin bana, Seda ablanız sizi evlendirsin. Düğününüz benden, çeyiziniz benden. Daha ne olsun? Çıkın çıkın gelin anacığım. Nasıl mı ulaşacaksınız? Hemen telefon numarasını veriyorum. Evlenemiyorum, ne yapsam olmuyor diyenler. WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0549 108 10 10. Anacığım çok kolay. Annesinden onay alamadan Ağrı'dan dönen Fırat, Mira'dan gelen mesajla rahat bir nefes aldı. Çünkü Fırat'ı unutamadım. Fırat'ı seviyorum. Mira uzaklardan seslendi. Ama Fırat'ın yanında olup Fatma Hanım'ı ikna etmek için çabalayacak mı? Ya bana bir onay ver, bana bir razı göster. Bu aşk nasıl bitecek? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Anna'nın gelmesini dört gözle bekleyen Mesut kapıdan sadece zarf aldı. Gözleri yaşla doldu. Bir tartışma falan oldu mu aranızda? Yok abi, yok aslında. Anna'dan kötü haber mi var? Acaba Anna burada ne yazdı? O zarfta ne yazıyor? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. (Gülüyor)
senin ben yorgun adam. Her yaya yakın dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Sen aklı senin, ben yorgun adam. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Murat'ın annesi Nuriye Hanım telefon hattımızda. Nuriye Hanım. Evet Seda Hanım, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun Seda Hanım, sizler nasılsınız? Vallahi Kemal Bey buraya geldi. Biraz önce evet. Bir sevgi yumağı oldu burada. Evet, öyle güzel evet, gönüllü evet. Bir eşin var ki çocukların evet. İkisini de bağrına benim bas. Benim aşkım bir tane. Benim aşkım gibi dünyada yok. Hem kızlarının arkasında hem oğlunun arkasında. O var ya benim arkamda bile durdu. Benim aileme bile savunur o. Biz öyleyiz. Sen de benim aşkımsın aşkım. Biz ben 20 senelik evliyiz. Bizim daha bir 20 senelik aşkım benim. Bir 20 senede bir tane kötü lafımız olmadı birbirimize. Maşallah. Hiç ne bir şiddet ne bir tokat. Babası oğlu da babasına çekmiş yani. O gençlikte her şey olur. İşte Murat şöyle diyorlar. Murat elinizde. Karaman'ın iki izliyor şimdi Seda Hanım. Hep Murat'ı izliyor. Niye başka birisi çıkıp da bu çocuğun da şu alışkanlığı var, bu alışkanlığı var demiyor. Bağlansınlar ya. Çıksın başkası i̇yi söylesin. İyi adamın arkasından her zaman konuşurlar Seda Hanım. Bak iyi adamın arkasından her zaman konuşurlar. Çünkü zorlarına gider. Benim çalıştığım patronum var. Vereyim numarasını. Arasın arkadaşlar. O adam görüşsün. Abdurrahman Evre. Biz sonuna konuşsun. Kadar arkasındayız. Peki. Ben Hava Nur'u gelmesin dedim yani. Kız çocuğu dedim. Bak bak oğlanla görüşüyor. Şöyle olur diye. Ben o yüzden dedim yani. Ben Hava Nur işte. Hava Nur bizde görecek bak her şeyi. Her şeyi bizde görecek. Sevgiyi de bizde görecek. Bir anne nasıl sevilirmiş bizde öğrenecek o. Bunun da hem kanıtını da veriyorum. Yemin de diyorum. Yapar.
Benim annem daha ne desin kadın? Hava Hanım ne diyorsun? Bak diyor ki sevgiyi bile bizde görecek diyor. Hava Hanım'a sor bakalım bir. Hiç kızlarına bu kadın hiç kötü bir laf söylüyor mu diye. Sorabilirsiniz yayında. Ben bilmiyorum o kızlarıyla kendi arasında. Ha, ha işte, yani. Ben kızlarıma hiçbir zaman... Her zaman yavrum kızım derim de. Ya şu var. Hava Nur'daymışsın olacak yani. Hava Nur'da bizim kızımız oldu. Benim iki kızım vardı. İşte eşim burada, yanımızda. Eşimle beraber söylüyoruz. İki kızım vardı. Bir daha oldu, üç oldu. Bitti. Bundan ötesi yok. Bir tane kızım daha olur. Biz onu da severiz. Ben bakarım demek istediği şu. Hani mutlaka çalışacaklar, çalışacaklar, tabii çalışacaklar. Tabii canım, tabii. Ha ola ki... Ola ki insan haliyiz. Yetişemediği yerde biz varız. Yani kim gelecek? Seda Hanım size soruyorum. Yani bu çocukların biz atası olarak yetişemediği yerde kim gelecek? Kime söyleyecek? Mecbur annesine, babasına, abisine söyleyecek. Bitti. Yani. Herkes evladına yardım eder. Burada, yani, burada yani bu çocuklar yani? Bizim olduğu müddet. Bizim yani. Benim çocuğum ya. Benden olma bu çocuk. Başkası değil. Ben buraya niye geldim? Çocuklarımın arkasında geldim. Çocuğum, oğlum burada değil. Oraya. Gına evet. Olsun. Gına olsun oraya varıp o sütütte de oynamazsan. Buyur. Ben de öyle buyur. Değilim. Annem çocuğunu da verir Seda abla. Geleceğim dedi. Ben o kaşıkla oynamadım. Ne? Duyamadım. Annem diyor ki, annem şunun sözünü de verdi. Oğlum dedi, kınan olsun dedi, Seda ablaya da söz veriyorum dedi, bak söz veriyorum dedi. Ben de bir dört kaşık alacağım dedi, karşılıklı kaşıkla oynayacağız seninle dedi. Annem dedi. Ya onayı alalım da ben de kaşıkları takıp oynayacağım burada. Yani, bir onayı alsam. Biz bundan daha ne diyelim? Esef Bey'i nasıl gel. İkna edeceğiz abi? Yani siz Seda Hanım, yani abilerim, ablalarım biz daha ne diyelim? Biz nasıl ikna edeceğiz daha? Ne yapalım? Ben burada 80 milyonun önünde... Ha, ola ki, ola ki yarın olmadığında çıksın 80 milyonun önünde desin. Sen bu sözleri verdiydin, bana yapmadın desin. Daha nasıl garanti verin? Esef Bey bilmiyor mu bizim nasıl bir aile olduğumuzu? Eşimi de biliyor, beni de biliyor. Yani, nasıl adam olduğumuzu yani, kendisi biliyor. Biliyor. Nasıl hepsi bir insan biliyor, olduğumu biliyor. Her şeyi sadece, biliyor yani. Biz Esef Bey'i de biz biliyoruz. Ben Esef Bey'e ben hiçbir zaman biliyor. Eşim kötü bir de demedik yani. Demeyiz. Niye? Adamın bana kötülüğü yok ki kötü desem ya. Bu adama ben kötülüğü olmadan ben kötü diyebilir miyim? Sana kötü diyebilir miyim? Olmaz. Olmaz. Yani imkansız. Yakışmaz. Bize yakışmaz. Biz yani dürüst, gariban, kendi halinde bir insanız yani. Buradan hepimiz öyleyiz. Saygılar, sevgiler gönderiyorum. Hı. Bizim aile dostumuz, benim küçüklüğümü bilir. Raziye Sultan, Raziye Çağbay. Evet, ellerinden öperim. Benim anneme, babama, benim anneme babama çok değer veren bir kişi. Beni de çok sever. Hı. Ellerinden öperim. Buradan saygılar, sevgiler gönderiyorum. Çok bağlanmak istedi. Bağlayın, ben senin... Küçüklüğünü bilirim dedi annene ya. Annene bir şey soracağım. Nuriye Hanım'dı değil mi? Evet Nuriye. Evet. Nuriye Hanım. Evet buyurun Seda. Hava Nur'un annesiyle konuşmayı denediniz mi hiç? Ya biz ya konuşmak değil, konuşmadığımız için değil. Ya biz ikimiz bilmiyorum yani anlaşamadık. Yani bu kadar sorun olmaması lazım yani aramızda. Ya dövüş yok, kavga yok yani anlaşamadık dedi. Dövüş yok, yok kavga. O da bana bir şey demedi öyle yani. Başka bir... Bir ısınamadılar yani birbirine. Şimdi yani. Şöyle, biz oraya gitmedik, o adamlar bize gelmedi. Evet. Niye? Yani. Çünkü ortada bir yani kız kaçırma oldu. Yani düğün olmadı. Ama siz babalar görüşmüşsünüz. Biz babalar görüşüyoruz. Ben aileler görüşmemiş. Yani az önce yine lafım yarım kalmıştı. Dedim ya işte her şeyini aldık. Hı. Ben sadece Esef Bey'e dediğim şu. Benim yeğenim de söyledi. Asım Ülkü de söyledi. Asım. Abi yani gelinliğiyle çıksın evden. Adam, ya neyse olmuş bitmiş. Yok, yani ondan sonra biz ona siz da iki baba dedik yani. Çok sık yan yana gelmişsiniz. Yok yok. Biz ben dedim ya o gün dünkü şeyimde de konuştum. Alo diyeyim hemen gelir. O ama düşün. Niye anneler niye görüşmedi hiç yani, ya? Yani kavgamız yok, dövüşümüz yok, birbirimizin kapısına vurmuşluğumuz yok, penceresinden girmişliğimiz yok. Efendim yani. Esin.
Kemal Bey, o zaman niye hani gitmediniz? Yani araya bir mesela hatırı sayılır birini de alabilirdiniz. Bir mahallenin muhtarı olur, ne bileyim bir büyük yaşlı abla, bir... Belki birbirlerinden ayrılırlar diye düşünüyorum. Biz o amaçla hayır, yani. 2-3 gündür gideceğim diyor ya Seda Hanım. 2-3 gündür gideceğim dedi bize evet, telefonda. Evet. Hani, ama gelmeyin demiş. Olsun yine dedi. De gidebilirdi. Ya ben yarı yoldan döndüm, hazırlandım. Orası kız tarafı istediği tamam, kadar gelmeyin desin. Giderdi, kapı açılmazsa kapının önüne bırakırdı çiçeğini, çikolatasını. Ben üstümden görevimi yaptım, üstümden yükümü attım derdi ben, yani. Ben görevimi yine yaptım hanımefendi. Yani siz tabii burada olduğunuz için çok şeyden haberiniz yok. Ben görevimi yine yaptım. Ben her şeyimi hazırladım. Gidecek büyüklerimi de hazırladım. Ve arabaya bineceğim. Yani hazırladım her şeyimi. Ha, Esef Bey geldi. Böyle böyle dedi. Ve saygı duydum. Bunda hiçbir kötü bir art niyet yok. Babama dediği yani, kelime şuymuş. Yani gelmeyin. Kemal ya, abi demiş. Ha, benim evime gel. Çayımı, kahvemi, yemeğimi ye. Onun için geleceksen gel. Başımın içinde yerim var demiş. Gitmedi. Ama yani bu isteme adam böyle konusuna geleceksen hiç gelme demiş. Abla sana bir şey diyorum. Yani işte hatırı sayılır birini araya tamam koyarsanız. Ablanda. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Benim yerime sen koy. Ben sana defalarca diyorum. Abla benim evime gelme. Dünür için gelme. Ya şu durumda 50 kere gene gidilir. Yani istediği kadar gelmesin desinler. Peki. Gidilir yani. Peki. Saadetçim sen başından beri izliyorsun. Sence ne yapılmalı? Ne düşünüyorsun? Böyle bakıyorsun. Her tarafı dinliyorsun. Dinliyorum. Merak ettim fikrini. Ya gerçekten ben de üzülüyorum bu çocuklara. Yani baba çıkmış gelmiş. Kızımızın ailesi de kabul etsin yani artık bu saatten sonra hiçbir çocuklar şey değişmez. Çocuklar birbirini seviyor. Yani sevenleri ayırmamak lazım Seda Hanım. Yani bir büyüklük yapmaları lazım. Çok da seviyorlar tabii birbirlerini. Tabii ki. Çok seviyorlar ya, yani ama çocuklar. Bu burada... Mutlular ve bu mutluluklar da sonuna kadar devam edecek. Ama Esef Bey ve Hava Nur'un annesi Sevim Hanım'dır. Hı hı. Çocuğumuzu yolla diyorlar. Yani Seda abla şimdi çocuğumuzu gönder diyorlar. Sen her program başında Hava Nur'a bunu dile getiriyorsun. Evet. Kendinde soruyorsun. Soruyorum. Bir pişmanlığın var mı? Bak ben bir pişmanlığın var mı? Veyahut da gitmek istiyor musun diye sürekli soruyorsun. Hava Nur'da evet, ne diyor mesela? Yok Seda diyor. Seda abla ben pişman değilim. Biraz önce gitmek yine sordum. Gitmek de istemiyorum. Baban bak, gelmeden de sordum. Heh. Yok ablacığım dedi. Yok dedi gitmek de istemiyorum dedi. Ben burada ona yalasıya kadar. Peki ama niye annesi ve babası sürekli o niye konuşmuyor diyorlar? Ya yani zaten, babası diyor ki yani, neden konuşmuyor, niye susuyor diyor. Ya bunu konuşmadığını babası da biliyor zaten. Hava Nur pek böyle kalabalıkta, bak benim evime gelirdi, yüzlü söylesin. Evime gelir, otururlar, çay içerler. Ben varken Hava Nur'un daha bir tane ağzından kelime çıkmadı. Zaten sessiz bir çocuk. Akşama kadar oturur, bak benim evimde akşama, doğru mu kızım? Akşama kadar oturur, ben çıktıktan sonra konuşur. Bak, ya o da saygısından, sevgisinden diyorum. Çok yani, sessiz bir yani, kız. Bunu evet, annemle şekilde konuşur. Kabul etmemiz annemle lazım. Konuşur. Annemle mesela otururlar, kahve içerler. Çok kahve içtiler annemle oturdular. Annemle yeri geldiler, batırık yaptılar. Kahvaltı yaptılar, kısır yaptılar annemle birlikte. Ondan sonra bizim o zamanlar yeni tanışma dönemimizde biz 3. ayımızı bizim evde kutladık. Annem falan hazırlık yaptı. Pasta falan söyledik. Pasta kestik, yedik, oturduk. Annemle Seda birlikte abi, yaptı bunları. Şunu söyledim. Oğlum, kız sonuçta o kız babası. Hava Nur'la konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz baba dedi. Geziyor musunuz? Geziyoruz baba. Gezmeyin oğlum dedi. Gezmeyin. Oturacak sohbet mi diyeceksiniz? Geçin evimize. Geçin evimize. Evimizde koruyorsun oturun. Çayınızı demleyin. Evimizde oturun sohbet edin. Yani şurada adam görürse yanlış anlar. Şimdi Kemal Bey ve Esef Bey biraz önce de söyledim ya, aslında görüşüyorlar, sık sık da yan yana geliyorlar. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, belki o anları kaçırmış olanlar olabilir. İkisinin yan yana geldiği veterimizi bir izleyin, bir görün, bir sorun yok, konuşuyorlar ama bir taraf istemediğini belli ediyor. Yani. Bir izleyelim. Ancak isteme maalesef gerçekleşmedi.
Murat'ın babası, oğlum çalışacak dedi. Havva Nur'un babası, Murat çalışsa da kızımı vermem dedi. Mutlaka çalışmak zorunda. Eğer o yuvayı kuracaksa çalışacak. Abi çalışsa da şu anda ben o kızı ona vermem. Çünkü çocuğun konuştukları beni tatmin etmiyor. Oğlumun yanlış konuşmaları oldu. Saygısızlık hala var. Konuşmaları bana ters geliyor. Bu çocuk bana her konuştuğumuzda bana tehdit ediyor. Ahkam kesiyor. Ya sen benim damadım olacağım acaba? Esef Bey'e belki önceki düne şeylerde lafları oldu. Bu adam sonuna kadar haklı. Ben Havva Nur'u istemeye gitmeye hazırım. Ben şu anda 24 saat hazırım. Çiçeğimi, çikolatamı, üstüğümü ben kendim söz veriyorum 80 milyonun önünde. Veriyorum. Ben şu anda... Ben istemiyorum. Esef Bey'in Murat'ın bir icraatını göremedik ithamı karşısında Kemal Bey yine oğlunun arkasında durdu. Şimdi televizyonda bakarım diyorum da ya ben bir göreyim abi. Sen bu kızla konuşuyorum. 1,5 senedir konuşuyorum. Düğün yapacağım, eşya alacağım. Niye biri getirmedi? Çalışacak. Aralarındaki zıtlaşma bitmek bilmedi. Biri istemeye gitmeye hazırım dedi. Diğeri istemiyorum gelmeyin dedi. Bak şu anda yine tamam. Diyorum bugünkü yayında da söylendi. Abi gelme istemeye gelme. Sonra kapıdan kovdu şu bu olmaz. Olmaz. Esef Bey son sözü söyleyip noktayı koydu. Şu anda istemeye gelme. Kemal Bey, biz bu VTR'yi yayınladığımızda burada tartışma konusu oldu. Şimdi yine tekrar çok dikkatle izledim. Niye abi göz göze bakmıyorsunuz siz? Ya biz işte belki o zaman da söyledim. Hayal zannedersem Yılmaz Bey'le söylemişti. Ya şimdi şu şekilde oturduk. Zaten benim yazıhanede oturuyor. Yazıhanede zaten ufak bir şey. Dışarıda da 20-25 tane insan var. Sanayinin ortası. O hepsi var. Yani Kadir Bey dedi ki bana... Biz dedi, ben dedi cevap soracağım, siz cevaplayacaksınız dedi. Ve şu anda bak, farkındaysanız hep Kadir Bey'e bakarak konuşuyoruz. Ama insan bir arada şöyle yani, bir döner yanında. Yani o hiç yani bizim dikkatimizi çekmedi. Yani kesinlikle yani birbirimize bakmama gibi öyle bir şeyimiz yok yani. Hiç... Ya mesela şimdi gayri ihtiyari karşımdaki de diyelim ki dediler ki bize bakarak anlatın. Şimdi ben size bakıyorum. Evet. Şimdi ben Seda'ya desem ki biz çikolatamızı alıp istemeye geleceğiz. Seda da dese ki gelmeyin şöyle bir gayri ihtiyari dönerim derim ki ya niye hani bir muhatap neden değilsiniz? Yok öyle bir çok da birbirimizle yani çok da iyi anlaşıyoruz yani şu anda da yine de söylüyorum. Yani Allah Allah. Çok iyi anlaşırız. Öyle mi Havva Nur? Evet. İki baba iyi anlaşıyor. Ya abi derdiniz bize zorunuz bize mi sizin ya? Kesinlikle yani burada bakma zorunuz bu çocuklara mı? Şu kızın gözyaşı kurumadı ya. Yani. Kaşık kadar çocuk ben yazık de değil mi yani? Ne istiyor ki bu hayatta? Ne yaptı ki? Ne yapmış? Yani ne yaptı? Birini sevdi. Ne oldu? İzin istiyor. Yani. Allah Allah. Kötü bir şey yaşayacaksa da bu kız zaten 2 senedir yanında durduğu çocuğu seviyor. 2 senedir göreceğini görmüştür. Kötülüğünü görür yani. Abi, tamam insanlar 30 yıl sonra da yüzünü değişiyor ya da karakterini değiştirebiliyor. Tanıyamıyorsunuz. Belki yabancılaşabiliyorsunuz. Yani. Ama bunu şimdi bu kıza anlatamazsın ki. Yaşayıp görecek bunu. Ya insan çok güzel çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Bak bizim orada fabrikalar çok. Fabrikada çalışıyor. 12 saat fabrikada çalışıyor oğlan. Evet. Evlendi. Bak çok çalışıyor ya. Evlendi. Yuvasını kurdu. Yemin billah diyorum 6 aya varmadı. 5 ay içinde boşandı. Bir de bu da var yani. Yani boşandı. İnanıyorum evet. İspat edebilirim. Kimse ayrılmak için yani evlenmez. Kimse böyle bir şey istemez. Allah aşkınıza. Bir de Seda abla. Ama bunu da bilemezsin ki. Kapalı bir kutu. Bir evin içine girince her şey çok başka olabilir. Efendim Emel.
bakmayın. Gerçekten dayanamıyorum artık. Çünkü Esef Bey'in yaptıklarının hepsi bir bahane gibi geliyor. Hayır, bence bahane yapıyorlar bu çocuk. Bu çocuk pırıl pırıl bir çocuk. Murat'ın konuşmaları onu tatmin etmiyor. İnanmıyor Murat'a Esef Bey. İnanmıyor. Şimdi Seda Hanım, benim iki tane oğlum var. Büyük oğlum 32 yaşına kadar çalışmadı. Çalışacağım da ne yapacağım? Girdi, 3 gün çalıştı, çıktı. Bir gün geldi, anne ben evleniyorum dedi. Biz bile hayret ettik, kalktık. Safranbolu'na gittik kız istemeye. Evet. Safranbolu'nda erkek kız tarafı bizi o kadar güzel karşıladı ki baba dedi ki şimdiye kadar çalışmamış, bundan sonra çalışır. Önemli değil, güvendi. Yani. Ve şimdi ikinci çocukları oluyor. Çok mutlular. Maşallah. Oğlum 12 Maşallah. Saat çalışıyor günde. Maşallah. Biraz da şans vermek yani. Lazım. Biz Murat'a güveniyoruz. Ayrıca çocuk... Onlar da güvensin. Tamam. Murat hiç çalışmamış bir çocuk değil. Dikiş tutturamamış bak. Bunun arasında çok fark var. Her şeyi denersin. Onu denersin, bunu denersin. İlla ki bir yere girer. Çalışmamış dediğiniz adam da 40 yaşında değil yani. Yani ta 25-26 yaşında genç. Yani 25-26 yaşında genç. Çocuğa diyorsunuz ki çalışmamış. Seda ama da. Bir sürü iş yapmış bu çocuk. Garsonluğa kadar yapmış. Demek ki denemiş. Olmadı mı olmuyor. Ne olacak? Üniversite bitirenler ben çocuklar görüyorsunuz. Bekliyorlar. İş bekliyorlar. Ama çocuk denemiş her şeyi yapmış. Seda abla, ben fabrikada çalışıyorum. Bisküvi fabrikasında. Aha babam da burada şahit. Benim vardiya şefim babamı aradı. Nasıl bir çocuk getirdin dedi. O çocuktaki beyni dedi kim yetiştirdi dedi. İşte. Ben 12 günde 10 senede fabrikada şef olamayan, usta olamayan makineyi ben 12 günde beynime yazdım. Bunu 12 günde beynime yazdım. Şimdi ekran başındaki değerli izleyicilerimizin ve stüdyodaki buradaki konuklarımızın bilmediği bir şey daha var. Bu 2 yıllık bu çocukların birbirini tanıması kitaplara konu olmuş biliyor musunuz? Bunu sizin aileniz bilmiyor muydu? Bak bilmiyorum. Efendim? Haklarında kitap yazılmış. Bana getirip yani. İkisi Hava Nur'la Murat kitabı getirdiler. Evet. Benim haberim yoktu bak. Yani daha ne yani istiyorum? Yani böyle bir aşk var. Yani kitaba yazmışlar. Kim? Neyi tartışıyoruz yani, anlamadım tartışıyoruz yani. Biz neyini tartışıyoruz? Ne tartışıyoruz? Ben bahane ne? Şimdi mesela atıyorum Hava Nur dedi ki ya ben kızdıklarının sebebi televizyona çıkmak. Doğru mu kızım? Yani bu televizyona çıktılar artık ne yapacağız şimdi? Çıktılar. Nedir bunun Seda şeyi? Seda Hanım yani çıktılar da şimdi buraya çıktılarsa burada kötü bir şey var mı ya? Ben geldim ya buraya. Ya kardeşim kitaplara ben konu kötü olmuş var mı, yok televizyona mu niye çıktılar buraya? Diyorsunuz. Yani, kitap yazılmış kitap. Yani, kitabın kapağında da önünde de içinde de sayfalarında da resimleri var ya. Buyur. Allah Allah televizyona niye çıktınız? Kitap yazılmış kitap. Efendim Safiye. Şu an çok kızgın. Diyor ki şu an istemeye gelmeyin diyor. Evet. Şu an gelmeyin diyor. Biraz kızgın. Biz de bekliyoruz. Hava Nur da öyle diyor. Bekleyeceğiz, savaşacağız. Yani şu an gelmeyin diyor. Daha sonra sanırım kapılar açacak. Ama bu arada Hava Nur da tamam Seda abla ben gideyim demiyor. Evet. Bekleyeceğiz diyor. Bekleyecek. Yani bir aşk kitaba konu olmuş. Kitabın önünde, içinde, bütün sayfalarında resimleriniz yok mu Hava Nur? Var. Var. Sizin aşkınızı anlatmıyor mu? Aynen. Anlatıyor. Televizyona çıkınca ne oldu? Yani onu anlamadım. Kitaba basılan bir sevda televizyona çıkınca ne oluyor? Sönüyor mu? Bitirmeye mi çalışacaklar? Benim 2 senelik hayatım kitaba basılmış. Bizim birlikteliğimiz kitaba basılmış. Televizyona çıkınca 80 milyonun önüne çıkınca ne oluyor? Bitirmeye mi çalışacaklar? Söndürmeye mi çalışacaklar? Aksine o aşk iyicene harlanacak. O aşk iyicene alevlenecek. Bir yanardağ, lükler dağı gibi patlayacak. Bir aşklarını anlatıyor kitap. O yükselecek. Yükseldikçe yani, yükselecek. İnanılır gibi değil. O kadar güzel ki. O kadar masum, o kadar saf, o kadar temiz ki Hava Nur. Efendim. Değil mi? Evet. Allah Allah. Bir de hani durmadan işte Murat şöyle, Murat böyle, şu kötü, şu kötü. Benim Karaman'da arkadaşım bile yok. Benim 2 tane arkadaşım var. İkisi de 19 senelik benim çocukluk arkadaşım. İlkokula beraber gittiler. Benim beraber okulda, büyüdüler. Yeter. Fazlası zarar yedim, zaten. İçtim, yeter. Büyüdüm. Çok fazla arkadaşın olmayacak. 2 tane Seda abla. Beraber 2 tane olacak.
İki tane. İkisini de babam bilir. Benim evime sadece onlardan başkası gelmez. Ben de onlara gittiğim zaman yani kalırım. İstediğimi yaparım. Şimdi Havva Nur'un dediği gibi ben onun bu tavrını seviyorum. Ağlasa da duruyor sevdiğinin yanında. Bekleyeceğim dedi. Savaşımızı vereceğiz dedi. Şimdi burada biraz önce bir aile kenetlenmesi yaşandı. Bir sevgi bağı. O bize hepimize geçti. Herkes ağladı. Ben Gökmen'e baktım. Sana ne oldu orada? Size ne oldu Seda? Bize o babam şarkısı ne oldu annem? Yani olmayan dokundu bize de. Baba yok, o dokundu. Seda ve Gökmen 27 yaşında. Aynen. Mesleği aşçılık. Melek Seda 27 yaşında o da. Çalışmıyor. Seda'nın annesi Saadet Hanım destek veriyor. Önce çocukları bir tanıyalım mı? Veterelerini izleyelim. Onlardaki eksiklik ne? Neden buradalar? Konuşalım. Gökmen ve Seda lise sıralarında tanıştılar. Kader onları 10 yıl sonra ayrılmamak üzere bir araya getirdi. Lise aşkı diyelim. Daha doğru olur. Yani lisede birbirimize karşı bir duygumuz vardı ama o da benle açılmamışız. Yani kader sonunda bir araya getirdi diyelim. 10 yıl sonra böyle bir şey oldu. Seda ile Gökmen'in bir de ortak noktaları, ortak acıları var. Ama bu ortak noktalar ve acılar onların birlikte evlilik yoluna girmek istemelerinin en büyük nedeni olmuş. Ben babasız büyüyen bir kız çocuğuyum ve hep çocukluktan beri şöyle bir kural koydum kendime. Dedim ki baba olabileceğine inandığım insanla evleneceğim ve ben Gökmen'le tanıştığım günden beri bu duyguyu hissediyorum. Çok güzel baba olacağına inanıyorum. Benim annem büyüttü. Yaşadığı acıların aynısını yaşıyorum. Çektiklerinin aynısını çektim. Kalan hayatımı onunla geçirmek istediğimden adım kadar eminim. Sizi terk edip giden babalarınızın düğününüze gelmesini ister misiniz diye sorduğumuzdaysa aldığımız yanıtlar yüreğimizi burktu. 27 yıldır hayatımda olmayan bir insanın düğününde istemiyorum. Yani annem yarsın yeter bana. Biz yürümeyi öğrenirken yanımıza yoktu, artık koşabiliyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok babalar. Annemiz yetiyor. Babalığı hissedeceğim, babasızlığı hissedeceğim tek gün sanırım gelin olup evlendiğim gün olur. Çünkü bu yaşıma kadar annem babasızlığı asla hissettirmedi. Bundan sonrası da benim himayem altında. Ne annesini ne babasını yokluğunu aratmayacağım. Birbirlerine aşklarını da böyle anlattılar. Babamdan görmediğim güveni, korumacılığı Gökmen'den görüyorum net. Annemdeki böyle bir şeymiş diyebiliyorum yani. Annemdeki o sevgiyi, saygıyı, alakayı, her şeyi de Melek'ten gördüğüm için aynı annem gibi birini buldum yani. Gençlerin birbirine sevgisi ortada. Bize düşense maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen Gökmen ve Seda çiftini sabahın sultanı Seda Sayan ekibi olarak evlendirmek. Ne güzelsiniz ya. Sana da helal olsun. Hem babasız çocuk yetiştirip diğer çocuğa da, babasız çocuğa da sahip çıkmak. Evet. Saadet Hanım, vallahi helal olsun. Tabii. Belinden rahatsız. Mustafa koluna girsene. Çocuklar ne tatlısınız ya. Peki gerçekten muhabirimizin sorduğu gibi düğüne babalarınızın gelmesini istemez misiniz? Ya ben düşünmüyorum ya, istemiyorum. Ben aklımdan bile geçmedi açıkçası. Şimdi ne kadardır görüşmüyorsun Gökmen? Ben şöyle söyleyeyim. Yani benim bebek çağımdan beri annem yanımdaydı. Bir kere bile hani okulda görüyorum, babasızlığı aramıyorum. Annem yanımda oluyor tam tersine. Veya böyle bir yani Murat'ın sarılmasındaki gibi mesela annem geliyor, baba gelmiyor aklıma. Hani eksiğini aramıyorum ama Meleğin eksiğinin olduğunu biliyorum. Yani benim için önemli olan o yani. Annen nerede? O şu an Antalya'da. Biz onunla diyaloğun nasıl? Annemle mi? Hı. Benim annemle diyaloğum mükemmel. Hani
hiçbir sıkıntımız, sorunumuz, problemimiz yok yani. İkinizin de baba derdi var. Aynen. Nerede bu adamlar ya? Varlar ama yoklar. Sadece isimleri baba olmuş. Kim bilir neler yaşadın Saadet Hanım? Olabilir miyim? Su göndersinler. Seda ağlamayacağım dedin annene ama göz göze geldik. İkimiz de koptuk. Gökmen ne güzel seviyorsun. Ya diyorum ya işte annem gibi birisini buldum. Ben bırakmayayım yetim yok işte Allah rızıyla. Ay güzel yavrum. Ne güzel seviyorsun. Ne güzel gittin saçını okşadın. Nasıl bir duygu alışverişidir o. Nasıl o sevgini aktardım? Ben böyle bakıyorum size. Ah benim Seda'm. İyi misin? Ne kadar istemiyorum desen de orada VTR'de diyorsun ki yani gelin olduğumda o her kızın hakkı ya babamı isterim diyorsun yani. Gelinliğinle. Yani bizi büyütüp her zorluğu, her kötü günü annemiz çekmiş.
böyle mutlu bir günde gelip her şeye konamaz yani. Bunu yapamaz baba. Ya o Hakan'ın işte. Tek bir kötü günde olsaydı belki ama hiçbirinde yoktu. Bu mutluluğu ona yaşatmayacağım diyorsun. Böyle çıkıp gelseler üzülür müsünüz? Ya bir şey hissetmem. Ben hani yan yana geldim. Cidden hani böyle babalığa dair bir şey hissetmedim. Ben anneme bakınca duyuyorum o duyguyu yani, başkasına bakınca değil. Yani benim gözümde başkasından bir farkı yok, öyle söyleyeyim. Ya biyolojik olarak babam olabilir de. Efendim Şadım Hanım. Heder olduk gene. Diyorum ki Seda Hanımcığım, bir evlat büyürken baba anne olsun baba olsun yanında olup da o evlada şefkatini göstermedikten sonra, sevgisini vermedikten sonra bu yaşa gelmiş. Ne yapacak babayı? Şahsen ben anne olsa istemem. Öyle konuşma. İstemem. Çocuklara çocukken lazım şefkat ve sevgi. Bu yaşta baba. Neden? Şadıman ben Hanım. Bunu kabul edemiyorum. İnsanın evladına ya da ailesine sevgisini geçirmesi, dip dibe olmasını gerektirmiyor. Uzaktan da onu sevdiğinizi, onu düşündüğünüzü, her zaman onun yanında olacağınızı, olduğunuzu belli etmeniz kadar güzel bir şey yok. Ben hep çalışan bir anneydim. Benim çocuğum, siz de biliyorsunuz ki, anneanneyle büyüdü. Ama çok sevildiğini ve onu düşünen bir annesi olduğunu biliyordu. Ben çocuğumla dip dibe yaşamadım. Anneannesi büyüttü. Evet. Ama biliyordu, onu seven bir annesi var. Onu çok seven bir babası var. Bu önemli. Onu telefonla bile olsa ya da var, uzakta da olabilir evladınız. Var ama neredeler? Neredeler? O ayrı. Tabii o neredeler? Ayrı. O ayrı. Benim ailemde de var. Ben senin söylediğine karşılık. Ama görmemek, reddetmek, onu yok saymak, işte işin acı tarafı bu. Yok saymak. Çok ama üzülüyorum. Varlığını hissettirmek evet. Başka bir şey. Üzüldüğüm için Seda amca, benim ailemde de var iki tane. Babasız büyüdüler. Anne büyüttü. Ne yemeklerle büyüttü biliyor musunuz? Yani çocuk büyümüş, askere giderken baba uğurlamamış. Baba düğününde bulunamamış. Baba bilmem ne, baba bilmem ne. Nerede bu babalar? Bu çocukların da işte ya. Anlatmak istediği bundan dolayı o, kinleniyorum yani ben adamlara. Adamlar ortada yok. Seda Hanım ben... Şadıman Hanım'a katılmıyorum. Çünkü neden? Bütün babalar öyle değildir. Affedicidir. Şimdi kızımızı, oğlumuzu da gördükleri zaman yani geleceklerini sahip ama. Çıkacaklarına inanıyorum. Ama Seda bir şey söyledi. Duydun mu? Bir daha söyle o sözünü. Yani en zor kötü günlerimizde hep annelerimiz vardı. Bizi bu yaşa getirdiler. Mutlu günümüz onların olmaya hakkı yok ki. Doğrudur ama... Anneler hep böyle içgüdü olarak yani kızım. Ben hastalandım, babaları biraz daha... getirdim. Hiçbirinde yok. Doğru, haklısın. İsyanında affedici haklısın. De dediniz. Hani benim bir affedilecek bir durumum yok. Hani affedilmeye de ihtiyacım yok. Hani benim hayatımda örnek güzel, veriyorum güzel dediğim söz. Gibi. Güzel söz. Arkadaşım gibi yok sayabiliyorum. Yani bu duruma kendisini getirebilmişlerse bir insanlar. Yok yani öyle olmaz. Öz oldu halde. Bu duruma getirmişlerse bile yani... Gördüğünüz zaman şey sizin de kalbiniz, olmuyor. Yüreğiniz hayır, yumuşar olmuyor. Onun da olur. Olmuyor. Olsa tamam diyeceğim. Olmuyor. Karşılaştın. Askerden geldiğin zaman babaannem öldü. Bir burada Fatiha'sını anne okuyayım şarkısı... Gittim. Bir dakika abi bir dakika. Bir Fatiha'sını okuyayım diye gittim babaannemin mezarına. Hani yan yana geldim ettim. Dediğim gibi bana bir duygu geçmediyse... Hani babam deyip böyle canı gönlüne sarılamadıysam... O ne yaptı, sarıldı mı? Sarıldı. Normalde sarıldı. Sen o şeyi ya ben hissetmedim. Yani hissetmedim. O da sarılamamış sokaktan çünkü. Sokaktan geçen bir yabancı gibi. Gökmenciğim yani. O sana sarılamamış. Yani benim annemin sarılması gibi. O sana sarılıp gibi... o sevgiyi geçirseydi ya... sen duyarsız kalamazdın. O da sana sarılamamış. Bana kimse bunu anlatamaz. Kimse bana bunu kabul ettiremez. O sana sarıldığında aslında her şeyi anlatırdı. Sarılamamış ki. O da onun bileceği bir şey işte demek istedim. Hani biz görmedik. Hani kendi adıma konuşayım. Görmediğim için yok saymak kolay benim için. Hani bir duygu beslemediğim için yok sayabiliyorum. Ama... Efendim Şükran. Şimdi baban yakın gelse, tut mikrofonu bacım. He, Gökmen, şimdi baban gelse, oğlum beni affet dese. Hani büyüklerin de aff dilemesi yani iyidir yani. Affedeceğim bir şey yok ortada. Tamam olsun, yaşanmış bitmiş. Olsun öyle kesip atma yani. Ben yine anneme... babam babadır. Anneme sormadım niye bitti, niye ayrıldınız, niye bir sıkıntı çıktı. Hani sormadım, deşelemedim. Hani ben dediğim gibi bunca zaman annem yanındaydı. Yokluğunu aratmadığı için sormadım. Yokluğunu aratmadığı için kurcalamadım. Olsun. Yok, önemi de yok.
Yine de babandır yani. O sizin lafınız, benim değil. Oğlum hani, beni affettir. Yine de babanın rızan alırsın. Affedeceğim bir şey yok, hata yok. Tamam, küçükken yanı değil, değil. Olmasın, sıkıntı yok. Affedeceğim bir şey yok benim için. Demek İnşallah gelir böyle hayırlı bir işimiz. Yok, ben istemiyorum, hani gerek yok. Hani inşallah yok. Yani o Allah'la onun arasında olan bir şey değil. O babamla benim aramda olan bir şey. Ben istemiyorum, bitti. Ne oldu Hatuncu? Baba, evladın eşinden ayrılabilir. Ondan uzakta yaşayabilir. Çocuğundan da ayrılabilir. Ama evladından ayrılması gerekmez. Sevgisini geçirmiş. Yanına gelemeyebilir, telefonla arar. Onunla ilgili bilgiler sahibi olur. Hı. Bir şekilde çocuğuna yaklaşmaya çalışır. Kesinlikle. Derdine var. Ortak olmaya çalışır. Hele de bu erkek evlatsa, erkek çocuklarının babaya o kadar çok ihtiyacı var ki Seda. Vallahi evladın erkeği kızı yok. Ama evlat, hayır, evlattır. Erkek çocuklarının büyüme çağında gerçekten babaya çok fazla ihtiyaçları oluyor. Veya çocuklar böyle istiyor. Ama bu yaşa kadar evladımızın da söylediği gibi bu yakınlığı hiç görmemişse, o da kendi düşüncelerinde bence haklı. Bence haklı. Ya ben bu yaşıma kadar o düşüncelerle geldim. Hani başkalarını değiştireceğini düşünmüyorum. Hani aklıma da gelmiyor. Hani kendim bu şekilde büyüttüm ben çünkü. Hani o yüzden dediklerinizin hiçbirine katılmıyorum sizin. Bu yaş, onlarla büyüdüm ben bu yaşıma kadar. Saadetçim. Efendim. Sen bu aşka inanıyorsun, güveniyorsun. İnanıyorum. Güveniyorum. Gökmen'i de zaten kendi evladım gibi seviyorum. Belli. O da seni. O da beni çok seviyor. Evet. Gökmen'in annesiyle görüşüyor musun? Evet, görüşüyoruz. Nasıl aranız? İyi. İyi. Zaten kısmet olursa Gökmen'in annesi de gelecek buraya. Evet. İşte Seda Hanım, biz bu çocuklar evlensin, yuvaları olsun diye Allah'ın geldik. Allah'ın izniyle. Sizin yardımınız da sayenizde biz de inşallah. Bu düğünü yaparız ya. İnşallah. Biz önce bir kına yaparız. Böyle acil yıldırım nikahı yapmaz mıyız? Yıldırım. Allah Allah. Yaparız. İki anne de razı. Tabii ki. Darısı Beran'ımın başına. İnşallah. İnşallah abla. Allah, İnşallah. Abla size tebrik ediyorum gerçekten. Hani iki tane evladı bile buraya getirdiniz. Sizleri de tebrik ediyorum ilk başta. Gerçekten bir anne olarak ama gerçekten o güzel yüreğinizi ellerinizden de öpüyorum sağ bu arada. Canım, teşekkür ederim. Yani ben Saadet Hanım'ı gördüm, annemi bir an hissettim burada. Ama o hissi fazla alamadım abla. Hani bir an annem şurada oturmuş olsaydı, gelseydi yanımıza, ne olurdu ki Seda abla? Ya. Yani şurada otursaydı, sesi bile çıkmasaydı yeterdi bana. Yani bir otursaydı, yani elimden tutsaydı, daha doğrusu ikimizin elinden tutsaydı ne olacaktı Seda abla? Bu kadar çok ya zor mu bir şey? Ya bir video bekliyorum ya Nurhan Hanım ya. Bir video bekliyorum, şunları da evlendireyim. Sıradalar, yazık, orada oturuyorlar. Gelen evlenip gidiyor. Bak evlenecekler. Gökmen'le Seda evlenecek. Her şeyleri hazır. Ama yine de aslında babaların onayını da almak isteriz. Seslerini duymak isteriz. İki anne razı. Tamam, biz iki anne razı bu işi yapacağız. Yine de tabii ki duymak isteriz seslerini. Gelmesinler de ama bir efendim Yılmaz abi. Karıştırma ortamı. Beni çocuklarımız yanlış anladı. He. İşlerinde bir böyle özlem kalmasın. Yani onu ifade etmek istedim. Yok işte yani. Kalsa zaten anlardık sizi. Kalmadığı için anlamadım. Sen çok kinlenmişsin ama inşallah zamanla bu değişir oğlum. Kinlenmesin mi ya? Evet, yani kinlenmesin. Şöyle bir şey var. Benim babam annemden ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir aile kurdu. Yeni çocuk yaptı. Onlara babalık yaptı. O olabilir, yüzden bana bir olabilir, ihtiyacı yok. Olabilir ama benim yine şu yine seni. Sonra bir babaya ihtiyacım yok. Bak şimdi yani. Başkasıyla evlenir, başka çocuğu olur, çocukları olur. Ama sen o de onun evladısın. Saf dışı yaptı. Dedi ki benim çocuğum var zaten evet, artık. Ne fena. İşte o kötü olsun, olan bu. Önemli değil dedi. Ya bu saatten sonra da ben yani babayı ne yapayım ki? Annem ya, bana babalık yaptı onay zaten. Onay gibi bir şeye ihtiyacımız yok yani taraflarınca. Yavrularım. Babanız yanınızda olsa anneye öyle düşüneceksiniz. Anneye ihtiyacım yoktu. Keşke ikisi de i̇şte yan yana olsaydı. Olarak, inşallah, inşallah. Sonuç inşallah olarak annelerimiz şey yanımızda olduğu için annelerimizi düşünüyoruz biz de. Tabii, yani bizim için değerli olanlar onlar. Ne oldu Hülya'cığım? Babalar
kendilerini kendileri bitirmişler. Ben sonuna kadar arkanızdayım. Dar günümde yanımda olmayan iyi günümde olmasın. Aynen. Bence. Baba da olsa herkes baba olamıyor yani. Aynen. Sadece evet. İsimleri baba. Beran, inşallah annen o videoyu artık... Yani burada kök saldınız. En kısa zamanda atacağına eminim Seda abla. Babamdan bekliyorum. Ben babama güveniyorum. O dağ gibi adam o videoyu atacağına inanıyorum. Çünkü kınaları yapıldı burada. Evet evet biliyorum. Bekliyoruz ki onay gelsin. Düğün için, nikah için her şeyi hazırladık. Evet. Bir video istiyorum ya, bir video. Sizi beklerken bunlar evlenecek, ben size söyleyeyim. Evlenecekler. Aha da benden söylemesin. Allah ben Allah mutlu olsunlar da ben beklerim. Ben bu nikahı da burada kıyarım. Bu gelinliği de bu kıza giydiririm. Evine de dayarım döşerim. Seni ben seninle bile uzatma hasret mi adını sen koy. Aşkına yakıp düşürüm bile sevgimi çiçeğindir gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp odağımda.
Evet, en sevdiğim geldi. Nasıl makine? 27 yıldır onunla mücadele veriyoruz. 27 yıldır. 27 yıldır anlatmaya çalışıyoruz. Bitmedi, yine anlatacağız. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocam geldi. 43 yılda tüp bebek tedavisinde nereden nereye geldik? Vallahi Hakan'ım, çok yere geldik. Esasında 43 yıl içinde başarı bir kere çok arttı. Evet. 93'te ben başladığımda %20 gebelik şansı veriyorduk. Yani her 5 tedaviden bir tanesi gebe kalıyordu. Şu anda %70'teyiz. Bütün bunlar nasıl oldu? Laboratuvarda çok büyük ilerlemeler oldu. Embriyo, yani döllenmiş yumurta, ne yer, ne içer, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz, hangisi daha yüksek gebelik şansı veriyor? Bütün onları bu 43 yıl içinde öğrendik. Ve hastalarımızın da daha fazla gebelik şansını arttırmasını sağladık. Kasa açısından baktığımızda da tedavi yıllar içinde çok kolaylaştı. Eskiden 45 gün sürüyordu, çok fazla iğne oluyorlardı, her gün kan alıyorduk. Bütün onların hepsi kalktı. Artık çok lüzumsuz, yoğun tedavi yaptığımızı öğrendik yıllar içinde. Şu anda çok az ilaç kullanıyoruz. Çok az yumurtayla başarılı olmayı öğrendik. Ve hastanın günlük hayatını hiç bozmuyoruz. Yani çalışan bir kadının da çok rahatlıkla tüp bebek tedavisi yapabilmesine olanak sağlıyoruz. Yıllar içindeki en önemli gelişimler bunlar Sedacığım. Peki tüp bebek tedavisi tekrar başarısız oldu. Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi hastaların bir grubunda tabii ki tekrarlayan başarısızlıklar oluyor. Ve açıkçası bundan 3-4 sene öncesine kadar diyorduk ki aynısını bir kere daha yapacağız, elimizde daha iyisi yok. Ama şu anda artık yapabileceğimiz pek çok şey var. Çünkü öbür tarafı öğrendik. Öbür taraf ne? Rahim. Yani embriyoyu kabul eden kısım. Embriyoyu tamam, çok iyi yetiştiriyoruz, çok kaliteli elde ediyoruz. Ama rahmin bunu kabul etmesi lazım. Rahimde çok basit şeyler olabiliyor. Mesela bir enfeksiyon olduğunda bir kadının bunu anlama şansı yok. Ne akıntı yapar, ne ağrı yapar, ne ateş yapar ama embriyonun oraya yerleşmesini engeller. Tutulması. Çok basit bir antibiyotik tedavisiyle bu tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında mesela sebep buysa bunu giderme şansımız var. Mesela rahim kasılabilen bir organdır. Çok hafif milimetrik kasıldığı anda bile bizim yerleştirdiğimiz embriyoyu dışarı doğru itekliyor. Tabii bizim bundan haberimiz olmuyor. Hasta diyor ki her şeyim çok iyi geçti ama gebe kalamıyor. Buna karşı bir ilaç var. Transfer sırasında bu ilacı verdiğimizde rahim gevşek duruyor ve embriyoyu kabul ediyor. Embriyo yapıştırıcısı denilen bir madde var. Normalde insan vücudunda üretilen bir madde bu ama kimi insanlarda az üretiliyor. Dolayısıyla da embriyo o rahme ilk temasında, ilk yapışmasında problem yaşıyor. Bunu da dışarıdan biz embriyo transferi sırasında veriyoruz hastaya ki o ilk temasta ilk yapışmayı sağlasın. Bunlar işte tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda bir sonraki tedavide artık yüzleri gülsün diye yaptığımız tedaviler. Yumurtası az olan hastalar var bir de. Nasıl evet. Bir tedavi uygulanmalı? Şimdi şunu bir kere bilmek lazım. Her kadın annesinden belli sayıda yumurtayla doğuyor. Hiçbir zaman yeni bir yumurta üretmiyor. Ve ilk adetle birlikte o yumurtaları harcamaya başlıyor. Harcıyor. Günün birinde bitiyor ve menopoza giriyor. Dolayısıyla yaş ilerledikçe özellikle 40 yaşın üstünde yumurta sayımız çok azalıyor. Biz de ne yapıyoruz? O yumurtalardan bir havuz oluşturuyoruz. Yani bir tüp bebek tedavisi yapıyoruz. Genellikle bu hastalarda bir veya iki tane yumurta gelişiyor. Bu bizim için esasında iyi bir şey. Çünkü bu stüdyoda eğer tüp bebek yoksa hepimiz bir yumurtadan olduk esasında. Analarımız beşer beşer yumurtlamadı. Onu alıyoruz, bir köşeye koyuyoruz. Bir sonraki ay, bazen aynı adette ikinci bir defa yine yumurta topluyoruz. Yani bir havuz oluşturuyoruz ve bu havuzun içinden en iyisini seçiyoruz. En iyisini seçtiğimizde bunu genetik taramayla da yapabiliriz. Kendimiz gözlemimizle de yapabiliriz veyahut yakında kullanmaya başlayacağımız bu yapay zeka kullanarak bunları da yapabiliriz. Evet, ondan bahsettin. Bayağı milletin ilgisini çekti bu. O yapay zekayla embriyonun seçimi tabii ki daha da başarılı tedavi sonuçları verecek bize. Bütün bunlar işte yumurtası az olan insanlarda en iyiyi seçelim ve onlara da sanki 20-25 yaşındaymış gibi daha yüksek gebelik şansı verelim diye yaptığımız uygulamalar. Yumurta dondurma işlemi ne kadar başarılı? Orada nerelere gelindi? Bu çok önemli. Çünkü bir kadın yumurtasını dondurduğunda istediği yaşta anne olma şansına sahiptir. Menopoza girmiş olsa dahi.
Dolayısıyla biz ilk tabii bu yumurta dondurma işine kanser tedavisi görecek hastalarda başladık. Çünkü kemoterapi veya radyoterapi gördüklerinde yumurtaları kanserden kurtuluyorlar. Ama yumurtaların hepsi öldüğü için, yeni bir yumurtada üretilmediği için anne olma şansını kaybediyorlardı. İşte yumurtayı dondurup sakladığımızda ileride evlendiklerinde anne olma şansını verdik. Yine benim 25 yaşında menopoza girmiş çok sayıda hastam var. Maalesef ki bazı hastalarımızla ailede genetik olarak teyzesi ve annesi erken yaşta menopoza girmiş olan hastalarda veya yumurtalıkla ilgili ameliyat olmuş hastalarda erken yaşta yumurtalar bitiyor. Daha kadın belki evlenmeyi düşünmediği yaşta bile. İşte o anda aldığımız ve dondurduğumuz yumurtaları ileri yaşta kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar saklama şansınız var. Tedavi 15 gün sürüyor. Ve gerçekten yumurtayı dondurduktan sonra çok rahatladıklarını görüyoruz hastaların. Hı. Çünkü ellerinde her zaman kullanabilecekleri bir yedek yumurta deposu olmuş oluyor o hastalar için. Polikistik yumurtalığı olan hastalarda başarı şansı daha mı düşük? Tam tersine daha yüksektir. Neden? Polikistik yumurtalık Akdeniz ırkında çok sıktır. Yani Türklerde, Yunanlarda, İspanyollarda. Ve bu yumurtalık cinsinde çok sayıda yumurta vardır. Ve biz tüp bebek doktorlarının en sevdiği hasta grubudur. Çünkü bir seferde biz mesela 15-20 tane yumurta alırız ve onunla o aile iki çocuk istese de, üç çocuk istese de, dört çocuk istese de hepsini o topladığımız yumurtayla yapma şansımız vardır. Ve bunlar genç yaşta bizlere başvururlar. Çünkü adet düzensizliği vardır bu hastalarda. Hı. Ve yumurtalık tembelliği diye esasında bence doğru olmayan bir kavram vardır. Esasında yumurtalık çok çalıştığı için yumurtlayamıyordur düzenli olarak. Düzensiz yumurtalığı için de çocuğu olmuyordur. Ve hemen bir doktora başvurur, der ki işte benim adetim düzensiz. İşte biz de bakarız. Polikistik yumurtalığı olan hastalarda bir kez tüp bebek tedavisiyle dediğim gibi 3 veya 4 tane çocuğu rahatlıkla yapma şansımız olur. Rahat olsunlar. Çok rahat olsunlar. Yani en rahat olmaları gereken hasta Peki, grubu Peki bir olur. De çok önemli Hı-hı. bir şey var ki genetik taramayı hangi hastalara önerirsiniz? Şimdi yıllar içinde tabii genetik tarama şansımız çok gelişti. Artık 46 kromozomun hepsini tarayabiliyoruz. Ve bu da bize gerçekten sağlıklı bir embriyoyu, normal genetik yapıdaki bir embriyoyu transfer etme şansı veriyor. Bu da hem gebelik şansımızı arttırıyor, hem düşük riskine, sadece gebe kalmak yeterli değil, düşüğü de engellemek gerekiyor. Hem de sakat bir çocuğun olma riskini baştan engelleme şansı sağlıyor. Kimlerde yapıyoruz? Bir, demin konuştuk, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalar. Mesela 4 kere 5 kere denemişiz. Embriyo güzel görünüyor ama genetik yapısı bozuksa maalesef ki o embriyo yerleşmiyor. 2, kendiliğinden gebe kalan ama düşük yapan hasta grubu var. Tekrarlayan düşük hastalara. Hmm. Duymuşsunuzdur 5 kere 6 kere 7 kere düşük yaptım evet, der. Evet, evet. İşte o hastalarda bu genetik tarama çok önemli. Bir de ileri anne yaşı. Yaş böyle 38'in üstüne çıkmaya başladığında embriyolarda gerçekten genetik tarama yapmayı öneriyoruz. Ama her hastaya da bu yapılacak diye her bir şey hastaya yok. Yapılacak değil diye mi? Bir şey yok ama bazı hastalara yapmak gerekiyor. Onu da zaten korumaya hastayla aldığını. Konuşuyoruz mutlaka. Rahim içi zarı son zamanlarda niye bu kadar önemli oldu? Çünkü öğrendik. Yani eskiden rahim içi zarıyla ilgili gerçekten araştırma çok azdı. Biz kafayı embriyoya takmıştık. Embriyo işte nasıl iyi olur? Bir de o zamanlar çok embriyo verebiliyor. 2010'dan önce 4 tane veriyorduk, 5 tane veriyorduk. İkizler, üçüzler, dördüzler oluyor idi. Ama şu anda bir tane embriyo veriyoruz ve en iyisini seçmemiz lazım. Rahmi de buna göre ayarlamamız lazım. Rahimdeki en önemli problem şu. Normal bizim bedenimiz, bağışıklık sistemimiz şöyle çalışır. Yabancı olan her şeyi tanır ve onu yok eder. Bu bakteri olabilir, virüs olabilir, başka birinin organı olabilir. Mesela bir böbrek naklinde vücut onu reddeder. Bunun tek istisnası vardır, gebelik. Gebenin yarısı babadandır. Yani anne vücuduna yabancıdır. Ama rahim onu görmezden gelir. Rahim içindeki bağışıklık sistemi toleranslı bir bağışıklık sistemidir. Eğer burada bir bozukluk olur ise, yani embriyoyu yabancı olarak algılarsa o embriyoyu yok ediyor. Ve biz bunu öğrendikten sonra dedik ki bunu nasıl giderebiliriz? Yani rahme nasıl öğretebiliriz ki o esasında yabancı değil? O takdirde de bir serum tedavisi, yıllardır uyguluyoruz o serum tedavisinde. Transfer günü başlıyoruz ve diyoruz ki rahme bak birileri gelecek, aman gözünü seveyim sen onu yok etme.
Şimdi en son bir ay önce Amerika'daydım. Bu da daha da geliştirildi. İşte artık artık bir hap kullanarak tüm bağışıklık sistemini o embriyoya hazır hale getiriyoruz. Ve çok özel olarak bazı hastalarda, o demin dediğimiz gibi birkaç kere denemiş hastalarda, rahmin içine ilaç vererek. Yani transferden 15 dakika önce rahmin içine bir ilaç veriyoruz. Ve rahmi diyoruz ki bak birazdan embriyo geliyor, gözünü sevip ona iyi bak. Ve bu sistem çalışmaya başlıyor. Çünkü bunlar bilimsel araştırmayla kanıtlanmış olan sonuçlar. Ve o tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda gebelik oluşuyor ve hastalar kucaklarına çocuğu alıyorlar. Sosyal medya sorularını sorayım sana. Tabii ki. Eşim azospermim hastası. Evet. İki kere operasyon geçirdi. Hiç sperm bulamadılar. Evet. Bulana kadar bu işlemi yaptırmalı mıyız yoksa artık vazgeçmeli miyiz? Şimdi tabii ben kadın doğum hekimiyim. Ürolog değilim ama ürologların ne yaptığını anlatayım. Bu gibi hastalarda genellikle 3 ila 6 aylık kürler uyguluyorlar. Yani ilaçlar veriyorlar. Sperm üretimini çoğaltmaya veya başlatmaya çalışmak için. O ilaç küründen sonra bu bahsettikleri mikrotese dediğimiz sperm arama ameliyatı yapıldığında hastaların bir grubunda o spermlerin ürediğini, çünkü bizim için bir veya iki tane sperm olsa bile yeterli. O bir iki spermi bulursak o erkeğe baba olma şansı veriyoruz. Bir üroloğa başvurusun, dediğim gibi 3 ila 6 aylık bir kürden sonra ameliyat tekrarlanabilir. Onun da çaresi var artık yani, çok şükür. Hamileyim ve bebeğin normalden bir ay geride olduğu söyleniyor. Bebeğim sağlıklı doğar mı? Çok büyük ihtimalle sağlıklı doğar. Yakından takip etmek lazım. Ne demek o bir ay geride olduğu? Yani normalde her insanın rahmin içinde de bir gelişme hızı vardır. Ha. Dolayısıyla biz ultrasonla bebeklerin kafa çevresini ölçeriz. Ha. Uyluk kemiğinin boyunu ölçeriz. Ha. Ve adete göre, son adete göre de onun bir yaşı vardır. Gestasyonel yaşı vardır. Diyelim ki bebek 25 haftalık ama boyu daha kısa. İşte o zaman bir gelişme geriliğinden bahsedilebilir ve bunun sebepleri araştırılır. Paniklesin mi şimdi? Paniklemesin ama doktor kontrolünde gebeliğine devam etsin. Çünkü mesela ailenin boyu kısaysa bebek de kısa olabiliyor. Hmm. Veyahut bazı hastalıklar sebebiyle bu söz konusu olabiliyor. Süreci iyi yönetmek yani, de önemli. Gebeliği iyi takip etmek lazım ki en azından bu bilgiyi bildiği için gebelik iyi takip ediliyor diye düşünüyorum bu hastamız için. 38 yaşındayım, 7 kere düşük yaptım. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalırsam düşük riskim azalır mı? Azalır. Demin de bundan bahsettik. Çünkü embriyoyu seçmek önemli. Düşükle şöyle bir mekanizma var. Embriyo genetik olarak sağlam olmasa bile rahim bunu kabul ediyor. Düşük hastalarındaki teori bu. Rahim ne olursa olsun kabul ediyor ve gebelik oluşuyor ama o embriyo genetik olarak kusurlu olduğu için ilerleyemiyor ve düşükle sonuçlanıyor. Onun için eğer embriyoyu genetik bir tarama yaptırıp sağlam bir embriyo, genetik açıdan normal bir embriyo transfer edilirse çok büyük ihtimalle o düşük kalır, yaşanmayacaktır. 45 yaşındayım, 2 aşılama, 4 tüp bebek denedik fakat olmadı. Bu yaştan sonra şansım var mı? Şöyle söyleyeyim, kendiliğinden adet gören yani ilaçsız adet gören her kadının bir şansı vardır. Yaşa göre bu değişir ama bu şans vardır. Yumurtalıkların yapısına bakmak lazım. Adet gördüğünde adetin ikinci, üçüncü günü biz yumurtalıklara bakıyoruz ve çok iyi yumurtalıkları olan 45 yaşında hastalarım var. 47 yaşında doğurmuş hastam var. Yani her insanın bedeni birbirinden çok farklı olduğu için ona bir bakmak lazım. Bence eğer dediğim gibi kendiliğinden adet görüyorsa mutlaka şansını denemesini öneririm. Ki artık gelinen noktaları biliyoruz yani. Gerçekten gelinen İlaçlar noktalarda. İlaçlar bile değişti. O iğneler vardı, onları yok ettik. Onların hepsi artık kolaylaştı. Evet. Dolayısıyla da hasta ileri yaşta olsa, büyük bir problemi de olsa, yani rahmi olan, yumurtası olan, spermi olan herkesin bence tüp bebekli bir şansı var. 26 yaşındayım, polikistik over hastasıyım. 8 aydır evliyim ve aşılama yapıldı ama olmadı. Tüp bebek yaptırmalı mıyım? Bence bir 2-3 ay daha beklesin. Yani genellikle bir yıl içinde. Tabii çünkü genç yani. Kendiliğinden olabiliyor. Hı. Eğer bir yıl sonunda gebe kalamaz ise o zaman tüp bebek yaptırmasını öneririm bu hastamızın. Peki, kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocam. Teşekkür ediyorum. Alkışlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çağlar Ökten şarkı. Thank you.
gözler olmasa, böyle tatlı bakmasa, kim arar seni, kim arar? Ben de bu aşk olmasa, kalbi böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem işim yarar. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yarar. Kim arar seni, kim arar? Ben de bu aşkı